anlamak için soran program gerçeklik neden? Herkese merhabalar. Doktor Gülfem Saydan Sanver, Doçent Doktor Hasan Basri Yalçın ve Profesör Doktor Ahmet Kasım Han. Hepiniz hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Evet, son 3 hafta mıydı? 4 haftadır böyle konuklarımız oldu. Onları evet. Ağırladık. Onları ağırlarken ağırlıklı sizler soru sordunuz. Zaman zaman yorumlarınızı, analizlerinizle. Fakat çok şey yaşandı. Bunca olayın ardından sizin analizlerinizi, yorumlarınızı yeterince alamadık. Şimdi neler birikti? Bu birikenlerden hareketle bugün konuşalım. Hani hakikaten hani anlamak için soran program diyoruz ya, anlamak isteyen herkes için iyi bir fırsat olsun diyorum. Hatta onlar da programa katılsınlar sorularıyla, yorumlarıyla. Evet. Bütün parçaları birlikte birleştirelim. Anlaşılmayan ne nokta varsa anlaşılır hale getirmeye çalışalım derim. Gülfem Saydan Sanver'e öncelik vermek istiyorum. Aramızdaki tek kadın olmasından kaynaklı. Hanımlara pozitif ayrımcılık. Ha, pozitif ayrımcılık yapıyoruz. Bir de galiba içimizdeki en meşhur kişi o. Evet. Çok şey var. Bak, çok şey var ya. En meşhur ve en büyük taraftar kitlesi olan kişi olduğuna hiç şüphe yok. Bunca insan ne yapacaksınız Gülfem Saydan Sanver? Bu kadar insan birikmiş, hayranınız olmuş, sizi izliyor. Bir şeyler söylese de faydalansak diyor. Sadece onun için izliyorum diyor mesela kimisi. Evet, var ne olacak? Bu kadar insan birikti peki. Bu sevgiyi ne yapacak? İlk soru bu olsun. Yani, bunca sevgiyi ne yapacak? Ve sonunda Gülfem'i kızarttık. Ben, yok canım. Estağfurullah. Vallahi, sonuçta zannedersem siyasal iletişim hem teorik olarak çalışan hem de pratik hayatta bunu profesyonel olarak yapan çok az insan var. O yüzden de merak edildiğini düşünüyorum bu programlardaki yorumları. Görüyorum ve arttırıyorum. Bana sorarsan Türkiye'de bu siyasal iletişim stratejisi meselesini evrensel standartlarda bağımsız bir fikri kategori olarak icat eden insan Gülfem'dir. İcat. Tabii. Gülfem'in varlığıyla beraber diğer stratejistler ortaya çıktı. Garantili bu. Çünkü başından beri yani izliyoruz. Hasan Basri altındaki o göz kabarması bizim ekibe bak ya. Yani. Neredeyiz arkadaş? Yok. Kesin böyle. Bu işi yapanlar vardı. Acayip başarılı yapan insanlar da vardı. Ama bu bir profesyonel uzmanlık alanı değildi. Başka bir şey yaparken o işi yapanlar vardı. Hani ilmini, irfanını yapmış, doktorasını yapmış, gelmiş, okumuş, kitabını yazmış. Bir Gülfem var yani. Gülfem'den sonra çıktı bütün diğer çıkanlar. Aa, kimse alınmaz. Doktor Gülfem Saydan Sanver. Kızardım ve konuyu ona değiştirelim. Sayın Gülfem Saydan Sanver diyeceksin. Bundan sonra Sayın Gülfem Saydan Sanver diyeceksin. Şöyle, yani işte olanlar malum artık her hafta, hatta her gün bizim programın dışındaki programlara düşünürsek her gün konuşuldu. Ama geldiğimiz aşamada adaylar 23 Haziran'a yönelik çalışmalarını yapıyorlar. Bir iletişim stratejisi de takip ediyorlar. Bir, burada hani ne kadar başarılılar, hangi aday daha başarılı, ne oluyor, nasıl yankılanıyor. Bir de öbür taraftan da Türkiye'nin sıcak tartışma gündemleri var. Çok tartışılan başlıkları var. Bunlar seçime de etki ediyor. Diğer taraftan, 31 Mart'ta bir seçim yaptık. 23 Haziran'da bir seçim daha yapacağız da 31 Mart'ta 23 Haziran arasındaki fark ne? Ne değişecek? Onu değiştirecek parametre ne? Bu soruların hepsinin yanıtını arıyoruz. Ama hani adaylar nasıl gidiyorlar, nasıl götürüyorlar kısmından başlayalım. Çünkü bir başka gözle takip ediyorsun mutlaka ki sen. Şimdi şöyle 31... Ben bir şey ekleyeyim mi buna? Hı-hı. Tabii. Sence bir sessizlik hakim. Nedir o sessizlik yani? Benim dikkatimi çekiyor. Fırtına öncesi. Hadi canım. Bize bir sessizliği tarif et, bir de fırtınayı tarif et. Yani. Şimdi seçim kampanyası dediğimiz şey artarak giden bir ivme. Dolayısıyla biz 31 Mart'a geldiğimiz süreçte o işte başlayan bütün hazırlıklar Ocak, Şubat ayında hızlandı. Mart ayında en yüksek noktasına ulaştı ve 31 Mart'ta biz seçimlere gittik. Yani en yüksek noktasını yaşadık seçimlerin. Dolayısıyla o en yüksek noktasını yaşadığımız için şimdi bu yaşanan bu süreç bize şu anda çok sessizlik ve çok yavaş bir süreçmiş gibi geliyor. Halbuki şöyle bir durum var. Yani 31 Mart'a kadar çok hızlandı. Bütün o iletişim enstrümanlarının en yüksek dozda kullanıldığı döneme giriyoruz. Çünkü biz seçim yaklaştıkça.
Seçim yapıldı. Arkasından bir YSK ve tekrar sayım süreci başladı. Bu süreç hem her taraf için, bütün partiler için özellikle örgütü de yoran bir süreç. Orada işte sandık başlarında nöbet tutmalardan tutun da sürekli YSK'dan gelen sayım kararları, iptal kararları, tekrar YSK kararları gibi adrenalini bir yükselten, bir alçaltan süreçlerden geçti iki tarafta. Dolayısıyla iki tarafta ne olursa olsun buradan bir anlamda yoruldu. Tekrar bir seçim kararı çıktıktan sonra da biz normalde seçmenler aslında seçim kampanyası olarak gördükleri iletişim son o kampanya sürecinin son iletişimi. Yani bütün o sizin gördüğünüz billboardlar, reklamlar, sosyal medyadaki o dönen farklı reklamların hepsi aslında kampanyanın daha seçmenle buluştuğu an. Halbuki sizin oraya çıkabilmeniz için önce bunun bir mutfağını hazırlıyor olmanız gerekiyor. Yani ciddi anlamda geçmiş seçim sonuçlarını değerlendirmek, taban seçmenizi bulmak, oy geçişkenliklerini hesaplamak, kazanabilmek şu anda kaç oydayım, kazanabilmek için kaç oy daha almam gerekiyor, benim potansiyel hedef kitlem kim, kime gideceğim, nasıl gideceğim, neyle gideceğim, hangi mesajla gideceğim, bunların hepsinin bulunuyor olması gerekiyor. Peki bu söylediklerim böyle normal standart bir seçim için geçerli değil mi? İşte bilmem kaç ay öncesinden tarihi bellidir, hazırlıklarını ona göre yaparsın. YSK'nın aldığı bir karar çerçevesinde hızla mesela bu hazırlıklar yapılabilmiş midir? Bunun bütün araçları oluşmuş mudur? Mutfağı oluşturabilmiş midir? Şimdi şöyle yani bu seçim 23 Haziran özelinde. Seçim tekrarlandığı zaman evet sıfırdan bir seçim hazırlığı gibi yapmıyorsunuz. Hmm. Ama var olan seçimin devamı olarak da yapamazsınız. Çünkü ne olursa olsun parametreler değişti. Tabii. Tekrarlanan bir seçim var ortada. Şimdi iki tarafında aslında yeni bir seçim bu. Hukuken tekrarlanan bir seçim ama şartları itibariyle yeni bir seçim. Bu biraz şey gibi değil mi böyle hani bir takım kart oyunlarında şey vardır. Blöf blöf falan yaparsın. Şimdi bütün her şeyi yapıyorsun sonra da elini açıyorsun. O Mart'ta herkes elini açtı. Evet. Sürpriz etkileri falan yitirildi. Dolayısıyla aynı kampanyaymış gibi yürütülemez. Dolayısıyla tekrardan bir hazırlık sürecine geçmek gerekiyor. Şöyle bir durum var. Burada iki taraf içinde birinci derecede hedef kitlesi kim? Bunu bulmak zorunda. Kime gidecek? Hangi seçmene gidecek? Evet, bu hayati bir şey. Yani. Oy farkı çok az. Şu anda 13 binlik bir oy farkı var. Dolayısıyla iki tarafında yeni seçmenlerden oy alması lazım. İşte o yeni seçmenleri tarafların tarif edip bu seçmenler nerede bulunur, hangi mesajı bekler, kim bu seçmeni kendi açılarından buluyor olması gerekiyor. Şunu netleştirelim bir kere. Yeni seçmen aynı listelerle gideceğimize göre bir önceki seçimde sandığa gitmeyen seçmen. Evet. Yani normalde yasal hakkı varken sandığa gitmemiş olan seçmen bu sefer giderse. Bütün oyun aslında bunun üzerine yürüyor galiba şu an. Biz geçen seçimde de hangi taraf, çünkü iki tarafın da kendi nedenlerinden dolayı küskün ve kırgın seçmenleri vardı. Yani muhalefetin o 24 Haziran travmasından dolayı küskün ve kırgın bir seçmen grubu vardı. Diğer Cumhur İttifakı'nda da bütün bu ekonomik süreç gibi, işte KHK'lar ekonomik süreç gibi farklı nedenlerden ama partisine küskünlük duyan bir seçmen grubu vardı. Biz zaten seçime giderken şunu söylüyorduk. Hangi taraf seçmenini daha fazla sandığa götürebilirse kazanan taraf o olacak. Şimdi bir taraf özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kutuplaştırıcı negatif söylemleriyle daha motive oldu ve daha fazla sandığa gitti. Diğer taraf yani Ekrem İmamoğlu'nun özellikle yaptığı en başarılı hamlelerden biri Cumhur İttifakı cephesini konsolide etme işiydi. Çünkü onları rahatsız edecek. Onların kızmasına neden olacak söylemlerde ve davranışlarda bulunmadı. Dolayısıyla %88 olan biliyorsunuz bir önceki seçimdeki İstanbul'daki katılım %83'e düştü. Şimdi bu aradaki gitmeyen seçmen bu seçimde ne yapacak? Ekrem İmamoğlu tarafı cephesinden baktığımız zaman şöyle bir gerçeklik var. 31 Mart'ta Ekrem İmamoğlu'na oy verip bu seçimde Ekrem İmamoğlu'na oy vermeyecek bir seçmen grubu yok. Neden yok? Çünkü aslında Ekrem İmamoğlu onlara hem seçimde vaat ettiği bütün şartları yerine getiriyor. Yani sadece 18 günlük bir belediye başkanlığı döneminde bile
bu kent yoksulluğuyla örneğin mücadele konusunda ciddi sözler vermişti. Sadece 18 günlük belediye başkanlığı döneminde bile bununla ilişkin hızlı bir icraat yapma sürecine girdi. Dolayısıyla o tarafta rahatsız edecek, o tarafta Ekrem İmamoğlu'na oy verdim ama pişman oldum diyebilecek bir seçmen grubu yok. Çünkü buna neden olacak hiçbir şey yok. Diğer taraf da aslında oldukça konsolide. Yani Binali Yıldırım'a oy verenler. Orada ufak bir, ben bir grup olduğunu düşünüyorum ki işte bu seçimin neden tekrar edildiğine dair bir soru işareti oluşmuş olsun. Yani bir karşı tarafın bir mağduriyet yaşayıp yaşamadığı ile ilişkin bir vicdani hesaplaşma yaşayan bir seçmen grubu var Cumhur İttifakı'nda. Bunlar bu kampanya boyunca buna bir cevap arayacaklar. Çünkü buna göre bir vicdani karar alacaklar. Onun dışında sandığa gitmeyen seçmen grubu var. Bunun da biz şu anda biliyoruz ki ciddi bir bölümü Adalet ve Kalkınma Partisi seçmeni var. Bir oran biliyor musun? Yani geçen seçim sandığa gitmeyen seçmenin yüzde kaçı? Yani aşağı yukarı bir 400-450 bine yakının Adalet ve Kalkınma Partisi seçmeni olduğunu toplamda şey yapıyoruz. Da yani sandığa gitmesini beklediğimiz bir önceki seçimle kıyasladığımızda da 750-800 bin kişi. Evet. Yani toplamda 1,5 milyon kadar insan gitmiyor ama bunun %100 hiçbir seçime katılım olmayacağı için. Onu yani 750 bine yakın 750 insan bin kişilik bu seçimde sandığa bir kitle gidecekler. Var. Onun 400-500 bininin AK Parti kitlesi olduğunu tahmin ediyoruz. O zaman biz bu işi salon sohbetine ve iyi ki öyle yaptık çevirdiğimiz için ben söyleyeyim. Hiç bu rakam abartılı. 88-89'dan fazla katılım olmuyor ki 750'yi koyduğun zaman oraya. Tam zaten 90'ın üstüne çıkıyor. Toplam şey sayısını bulduğunda 1,5 milyon tamam. eksik var. Bunun yarısının gitmediğini 17 düşünüyorsun. Yani. Nasıl? 17 yani. 83 ya. 83 küsur tamam. Zaten katılım. Kalanı 17. 17. O 17'nin toplamı zaten ne? 1,700 küsur. Tamam. 700-800'ü gelse 90'ın üstüne tamam. çıkar. Yani bir 100 bin eksilt oradan. Yani söyleyeyim. 100 bin eksiltirsin, 50 bin eksiltirsin. Aa, 13 bin belki de şimdi bu kadar karmaşanın üzerine. Yani onun %50'sini alıyorsun, anlatabildim mi? Yani o %50'nin her halükarda yani %90'ın üzerine çıkmasını beklemiyoruz. Yok. %90 yok. Civarında, %90'ın biraz altında kaldığını düşünürseniz bu sayının işte 700-750 bin kişilik bir seçmen grubu oldu. Bunların da işte 400-450 binin AK Parti seçmeni olabileceği, diğer kısmının da işte Millet İttifakı seçmeni olabileceği, bunlar kaba tahminler. Daha önceki seçimlere yapılmış şeyler bunların somut şeyi yok. Ama şunu söylemek lazım, seçim kampanyalarında mesela bu çok net bir şekilde ortaya çıkıyor. Şimdi sandık biliyoruz. Yani sandık katılım oranları vesaireler bunları çalışıyor partiler. Dolayısıyla aslında bu seçimde Gülfem'in söylediği şeylere ben katılıyorum. Yani o büyük kitle %48-48 dediğimiz kitleler olduğu gibi yerlerinde duruyorlar. Ufak kaymalar tabii ki var ve bu ufak kaymalar bu gibi seçimlerde son derece önemli. Ama asıl yarış o sandığa gitmeyenler üzerinde olacak ve teşkilatların arasında geçecek gibi. Peki şeyde bir zafiyet tahmin eder misiniz? 31 Mart'ta sandığa gidenler kesin bir daha gider. Orada fire verilir mi? Ya ben hani %48.7 ise bir tarafın oyu... onun düşebileceğinin en fazla %48.0'a, en fazla çıkabileceği yerinde %49 falan olabileceğini tahmin ediyorum. Bu kadar tartışılan, bu kadar gündemde olan bir seçimde gidip oy kullanmak, o rolü almak herkes isteyecektir bence. Ben de o aksiyonda, o şeyde vardım. Yani demokrasi, katılım, kutuplaşma, rekabet, hani bunların hepsinin bir cazibesi, çekiciliği var ama var ya, o tarihi seçimde ben gittim sandığa, vardım. Olayın bu kadar hani karmaşık hale gelmesi, bu kadar tartışmalı hale gelmesi bile tek başına motive edici bir şeydir. Ama o motivasyonun yönetilmesi işte, seçim kampanyası dediğimiz şey tam da o. Onu nasıl yönetecek partiler, teşkilatlar, onu göreceğiz. Peki o katılacak olanları etkilemek konusunda şu ana kadar, yani YSK'nın seçim kararından bugüne kadarki süreçte adaylar nasıl performans sergiliyor? Çünkü gözümüzün önünde gelişiyor her şey. Tabii. İşte dediğim gibi o ilk başta hani sizin sessizlik olarak düşündüğünüz süreç aslında bütün bunların hesaplamasının yapıldığı, hangi seçmen grubuna gidilmesi gerektiği ve hangi mesajlarla doğru bir şekilde gidilmesi gerektiği, ne söylemlerin yapılması gerektiğiyle ilgili olan hazırlık bölümü ve bunun tabii iletişim çalışmaları ile ilgili hazırlık bölümü.
Ramazan ayı her zaman için seçim kampanyalarında bu anlamda biraz daha bir rehavet demeyeyim ama yavaşlamaya neden olan bir zaman dilimi. Bunu biz Cumhurbaşkanlığında da yaşamıştık. Şimdi bir de araya bayram girecek. Şimdi bir de araya bayram girecek. Bayram sonrası bambaşka bir havada gireceğiz evet. aslında. Peki aslında bayram şey olur mu? Belki de bu bütün sıcaklık unutulmuş yeni bir seçime giriyor havası bile doğabilir. Bayramdan sonra. Tabii. Peki fazla yavaşlamamızın sonucu hızlanmakta zorlanmak şeklinde tezahür edebilir mi? Zannetmiyorum. Çünkü zaten aslında bu yavaşlamanın nedeni işte bayram sonrası çok hızlanmak. Yani o bayram sonrası hızlanılacağını bildiği ve bunu öngördüğü için ve de daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Bayram sonu hızlanabilmek için aslında bu yavaşlık yaşandı. O zaman izleyicilerimize şunu söyleyebiliriz. Kemerlerinizi bağlayın ve bekleyin. Çünkü bayramdan sonra ay 23'üne kadar ışık hızında bir siyasi süreç bizleri bekliyor. Zaten şöyle söyleyebiliriz. Eğer bayramdan sonra hızlanmayan bir taraf olursa seçim kazanabilme ihtimali yok. Ha. Çünkü zaten arada çok az bir zaman kalmış olacak. Dolayısıyla da bayramdan sonra hızlanmak durumundalar. Şimdi biz 31 Mart seçimlerine geldiğimiz zaman hatırlayacak olursak kampanyaların başlangıcında Binali Yıldırım'a sürekli sorulan bir soru vardı. Niye hala meclis başkanısınız, istifa edecek misiniz, etmeyecek misiniz? Hatta bu soru o kadar onun gündemini oluşturdu ki bir dönem kampanyasına başlayamadı ve sürekli bu soruya cevap vermek zorunda kalmıştı. Halbuki diğer taraf o anlamda Ekrem İmamoğlu çok daha hızlı bir şekilde kampanyasına başlayabildi. Şimdi bu 23 Haziran sürecinde de şunu görüyoruz aslında. Binali Yıldırım bu sefer de tam geçen sefer nasıl meclisten istifa edecek misiniz, etmeyecek misiniz sorularına başlıyor, sürekli maruz kalıyor idiyse, şimdi de sürekli bu seçim neden tekrar edildi ve bu seçim ve YSK kararlarıyla ilgili sorulara muhatap kalıyor. Sosyal medyadan çok güzel bir soru gelmiş yani tam senlik. Kullanıcı adı Temel Reis. 31 Mart'ta oy kullanmayan 1.700.000 seçmenin tercihlerini kalıcı yönde değiştirmek için bilinen propaganda teknikleri haricinde siz İstanbul Büyükşehir Belediye adayı olsanız ne söylersiniz, ne yapardınız? O tam böyle bir şey. Bir programlık bir soru sormuş. Bir de diyorsun yani biz profesyoneliz arkadaş. Her şeyin sırrını bir anda. O da iyiymiş. Hayır ama işte o böyle genelde hep bu tarz İzzet böyle. Abiydi. Hayır bir de yönetmediğimi ne biliyorsun? Ha, yönetmediğimi ne biliyorsun? Hayır, yok yönetmiyorum. Net de şöyle bir şey var. Genelde bu seçim kampanyaları için. Ama o bilinen propaganda teknikleri haricinde bulgusu önemli yani. Var mı yani onun dışında bir yol yöntem? Bir şey yapmak. Ya bu noktada sahada yaratıcı olmak durumundalar bir kere adaylar. Yani sahada kesinlikle yaratıcı olmak durumundalar. Özellikle Ekrem İmamoğlu açısından bakacak olursak. Bak sonraki program için not alıyorum ha bak sahada yaratıcılık falan. Takip edeceğiz ya onu. Binali Yıldırım'ın medyada görünürlülüğü çok daha fazla. Dolayısıyla Ekrem İmamoğlu'nun mutlaka sahada daha yaratıcı çözümler bulup medyada iletemediği mesajlarını özellikle belli bir takım gruplara sahada onların evlerine girecek, sahada onlara iletebilecek mesajlarını yöntemler bulması gerekiyor. Ya bu konuda bir veri var mı? Yani bu görünürlüğü daha fazla dedin ya Binali Yıldırım açısından. Yani bu ölçülmüş bir şey mi? Yani bu birebir ölçülmüş bir şey değil ama şunu zaten. Şunu için söylüyorum çünkü geçen haftalarda işte İsmail Küçükkaya'nın programı çıktı. Öyle demem gerekiyordu çünkü sesimi duyuramıyordum dedi. Şimdi sesini duyuramamaktan da şikayet ya ben etti. Ben mesela tam tersine şeyler de biliyorum, araştırmalar da biliyorum. Yani birkaç araştırmaya rastladım. O birkaç araştırmada şey konvansiyonel medya, sosyal medya değil. Sosyal medyada zaten açık bir şekilde CHP adayının sesi çok daha yüksek çıkıyor. Ama konvansiyonel medyada tıklanırlık, kavram testleri vesaireye tabi tuttuğunuzda Ekrem İmamoğlu'nun sesinin orada da konvansiyonel medyada da aslında daha yüksek duyulduğu na dair çalışmalar var. Şimdi hani onun ayrıntısına girecek değilim. Ben gördüm yani iki tane çalışma gördüm bununla ama ilgili. Ama orada olarak şu bir fark var. Yani sesinin medyada daha çok duyurabilmekle daha çok medyada olmak iki farklı şey. Bunu açar mısın? Nedir? Yani aslında bakacak olursak biz Binali Yıldırım'ı sabah akşam her gün hemen hemen bir televizyon programında biz görüyoruz değil mi konuk olarak? Yani Ekrem İmamoğlu'nun aslında böyle bir görünürlülüğü yok televizyonda.
Ama sesinin daha çok duyurabiliyor olmasının tam nedeni de doğru mesajları veriyor, doğru söylemleri kullanıyor olmasından kaynaklanıyor. Yani Binali Yıldırım ben tabii sesimi... Tabii o tartışmaya açık ama yani. Hani ama öyle. O sadece onunla alakalı bir şey değil. O medyanın yönetim biçimiyle, haber yapış biçimiyle... Birçok açı olabilir ama... Bizatihi haberin kendisinin veriliş biçimiyle... Onlarca şey var yani. Merak edilen aday olmak her zaman için ilgiyi topluyor ve sesinizin duyulmasını da sağlıyor. Ya bunun en basit örneği Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çıktığı programların reytinglerinin düşük olması. Çünkü o kadar çok çıkıyor ki programa artık seçmenler açısından merak uyandıracak bir durumu yok. Çünkü bugün kaçırsa yarın görebilir, yarın kaçırsa ertesi sabah görebilir, sabah kaçırsa öğlen görebilir gibi. Bu biraz Adalet ve Kalkınma Partili siyasetçiler için geçerli bir durum. O kadar fazla yer alıyorlar ki bir müddet sonra bununla ilgili cazibiyeti kaybediyorlar. Halbuki diğer taraf tam tersi. Bir de merak ediliyor. Yani Ekrem İmamoğlu şu anda daha merak edilen bir taraf. Ne olursa olsun yeni bir siyasetçi. Şimdi Binali Yıldırım'ın süreç boyunca yani çok daha eskiden gelen bir tanınırlığı, bilinirliği. O anlamda da negatif olarak da bir yorgunluğu var seçmenlerin kafasında. Halbuki Ekrem İmamoğlu çok daha yeni bir aday olduğu için daha fazla merak ediliyor. O yüzden televizyona çıktığı zaman daha çok izleniyor. Bir de televizyon performansı da daha iyi. Daha genç, daha hazır cevap, daha hızlı konuşuyor. O dinamik süreci televizyonda daha yönetebiliyor. Halbuki Binali Yıldırım biraz daha ritim olarak daha düşük, yaş olarak daha yaşlı. Dolayısıyla ayrıca yeni değil. İkisini karşılaştırdığımız zaman zaten sen de televizyoncu olduğun için benden çok daha iyi bilirsin. Zaten otomatik olarak seçmenlerin bir tarafa merak etme durumu çok daha yüksek. Bir de şu anda hikayelerle ilgili bir şey var. Yani işte Binali Yıldırım çıktığı zaman uzun uzun yine bu çaldılar çalmadıklardan bahsedip eski sorulara hep eski cevaplarla cevaplar veren bir daha... Eski tarz bir siyasetçi Binali Yıldırım. Halbuki biz diğer tarafta daha yeni bir adaydan yeni şeyler duyuyoruz. Ve o yeni duyulan şeyler insanları motive ediyor, heyecanlandırıyor ve izlenirliğini arttırıyor. Dolayısıyla evet belki konvansiyonel medyada da Ekrem İmamoğlu'nun sesi daha çok çıkıyor olabilir. Ama bu daha fazla programa katıldığı için değil, anlattığı hikayenin ve mesajın seçmenlerle daha karşılık bulduğu için. Peki şimdi şöyle yani seçim çalışması, bir liderin profilinin oluşturulması, işte o konudaki stratejiler, taktikler vesaire yani bir mühendislik harikası bile olsa öyle bir şey ki mesela son süreçte görüyoruz. Yani ne planlamış olursan ol sokağa bir çıkıyorsun, sokakta karşında bir insan bir cümle kuruyor. İlk kez karşılaştığın bir insan hesaplamadığın bir cümle kuruyor. Ona vereceğin hesaplamadığın bir tepki var ve yani bütün stratejini patlatabilirsin olumlu yönde. Çökert edebilirsin. Şimdi şey o temas çok fazla ve o temasların bir anda sosyal medyadan da televizyonlara yansımasıyla kitlelere mal olması şey ya yaşandığı yerde kalmıyor. Örneğin işte İmamoğlu'nun yaşadığı son görüntülerden bir tanesi işte bir esnaf gençle girdiği diyalog. Şimdi ne strateji kurmuş olursan ol o an o sahnede orada yaşananlar her şeyin kaderini belirleyebilir. Bu anlamıyla artık böyle ben olayı planladım, iyi bir mekanizma kurdum. Bu matematik bu mekanizma çalışacak gibi gitmek mümkün mü? Ya ben zaten yani Gülfem'in söylediği birçok şeye katılmakla birlikte seçim kampanyalarının etkisinin abartılmaması gerektiğini düşünenlerdenim. Yani özellikle bu tür seçimlerde yani seçim kampanyasında işte çeşitli hani o dönemin kuralları neyse ona göre oynamak, işte vatandaşların beklentisi neyse onu çıkarmak, yeni aday veyahut da tecrübeli aday belirlemek vesaire. Bunların hepsinin muhakkak bir karşılığı var. Özellikle hani oy sayılarının, oranlarının birbirine bu kadar yakın olduğu dönemlerde, her bir oyun kıymetli olduğu dönemlerde bunları çalışmak, seçim kampanyasını bunlara göre ayarlamak tabii ki çok önemli. Ama yani biz uzun süredir aslında ben şunu söylüyorum, benzer seçimleri tekrar ediyoruz. Yani işte mesela şunu söylemek lazım. Ekrem İmamoğlu değil de başka bir aday belirlemiş olsaydı Cumhuriyet Halk Partisi veya Millet İttifakı aşağı yukarı aynı oy oranlarına yine ulaşacaktı.
Binali Yıldırım'ı değil AK Parti başka bir adayı belirlemiş olsaydı Cumhur İttifakı, aşağı yukarı benzer oy oranlarına aynen yine ulaşacaktı. Hani çok ufacık farklardan bahsediyoruz ya, 10 bin civarında oy farkından bahsediyoruz ya. İşte tam oralarda önemli. Ama aslında zaten bu yarışın altyapısı çok sıkı bir şekilde kaç seçimdir kurgulandı. Kurgulandı ve geldiğimiz noktada işte partilerin, ittifaklara katılan partilerin oylarını kabaca topladığınızda zaten o ülkenin içerisinde var olan kutuplaşmış siyaset çerçevesinde taraflar oylarını net bir şekilde kullanıyorlar. Yani şimdi bunu, bu seçimi bir daha aynısıyla test edebileceğimiz bir örnek yok. Yani hani mesela oradan İmamoğlu'nu kaldırın da Muharrem İnce'yi koyun. Burada daha önceki haftalar konuştuk mesela. Ben Muharrem İnce'nin aslında daha başarılı, daha becerikli bir aday olabileceğini ama onun Cumhuriyet Halk Partisi geleneğinde daha fazla yer bulmuş olması nedeniyle hani bu İstanbul adaylığı için çok uygun olmayabileceğini falan söylemiştim. Ama hani onu bile çıkarıp başka bir ismi koyduğunuzda, Muharrem İnce'yi veya bir başka ismi koyduğunuzda dahi bile %48 oranlarını ben yakalayabilecekleri kanaatindeyim. Çünkü kampanyalar şimdi... Peki neden bu kadar biz yoğun bombardıman, kampanya bombardımanı içerisindeyiz? Yani bilmiyorum, hani daha önceki seçimlerde de yoğun kampanyalar oldu ama bu sefer çok yarışmacı, çok sert geçen bir kampanyayla karşı karşıyayız. İki taraf birbirini yalan söylemekle itham ediyor, iki taraf birbirini montajcılıkla itham ediyor. İki taraf da kendisince kazanabileceği bütün yerleri ortaya çıkarmaya çalışıyor. Neden bu kadar gerildi? Çünkü işte tam bu bıçak sırtı dediğimiz yere geldi ve İstanbul'da geldi. Aday değişiklikleri, yani mesela o adayın genç olması, evet bazı örneklere baktığımda gerçekten bu tür seçim kampanyalarında etkili olabiliyormuş gibi geliyor. Veya öbür adayın daha fazla tecrübesi olması, Türkiye'de tanınırlığının hali hazırda var olması... O da avantajmış gibi duruyor. Şimdi bunları böyle tek bir örnek olayı üzerinden değerlendirmek ve birini daha fazla ön plana çıkarmak çok kolay değil. Mesela şöyle düşünün. Bu seçimin 20 bin oy farkla, değil mi? 20 bin oydan 10 bin oydan falan bahsediyoruz. 20 bin oy farkla Binali Yıldırım lehine sonuçlandığını düşünün. O zaman Ekrem İmamoğlu için bir başarı hikayesi yazmazsınız. O zaman yani sonuç aslında biraz geriye dönüp okuyoruz biz genelde sonuçları. Hani şey denir ya futbol yorumlarında, kazanana göre, kazandığı zaman ona göre yorumlar yapılmaya başlanır. Evet bu da kazananların hakkıdır, yani kazanan bir şekilde kendi stratejisinin belirleyici olduğunu ve başarılı olduğunu anlatacaktır. Ama özellikle böyle tam böyle bıçak sırtında gidip gelen ve stratejik oy kullanma alışkanlığının çok yoğun bir şekilde yaşandığı yerlerde bence seçim kampanyalarından daha ziyade belirleyici olan şey ülkenin genel yapısı. Seçim kampanyaları bence özellikle 31 Mart'ta değil ama bu sefer yani 23 Haziran'da seçim kampanyalarının hani Twitter'da yürütülme biçimi, Facebook'ta yürütülme biçimi, şusu busu hepsi var olmakla birlikte asıl belirleyici olan bence sokak olacak. Yani teşkilatlar adım adım saha markajı, alan markajı yapan teşkilat bu seçimi kazanacak. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye siyasetinde belirleyici rolünü hepimiz biliyoruz. Yani toplumun bir kısmını bu tarafa yığdı, bir kısmını bu tarafa yığdı. O beka vesaire tartışmaları çerçevesinde yapılan yorumlar sonucunda hatlar netleşti. O hatlar Türkiye genelinde %52'ye 48, İstanbul genelinde 48'e 48 bir sonuç çıkardı. Şimdi onlar orada duracak. Ben onların eriyeceği, değişeceği kanaatinde değilim. Çünkü işte mesela İmamoğlu'na HDP ile ilgili vesaire ile ilgili tonlarca eleştiride sunsanız onun seçmeni diyor ki hayır kardeşim, işte bunun karşılığında da bir çözüm süreci vardır. Dolayısıyla onu reddetmeye yönelik argümanlar üretiyor. Öbür taraftan AK Parti seçmenine aynı şeyleri söylediğinizde AK Parti seçmeninden... Ya 31 Mart seçiminin bir geçişkenliği olmayacak. 31 diyorsun. Mart seçimindeki mevziler korunacak. Bunun üzerine kim sokakta kaç kişiyi ikna edebilirse, ayakkabıları böyle ayağına giyip, çarşı, pazar, kahve, kafe vesaire gezip, teker teker
kaç bin kişiyi ikna ettiğinizle belirlenecek bir sonuç olacak. Yani onun dışında yapılan kampanya bombardımanları var ya, artık kimseye etki etmez olmaya başladı. Yani ben çok doğru bildiğim, pardon, bana çok açık, aleni bir video gösterseniz de ben kendi pozisyonumdan vazgeçmiyorum. Dolayısıyla onun sosyal medya üzerinden yapılan kampanyaların falan etkisi azalmış. Kararsız seçmen dediğimiz kitle var ya, işte o kitle önemli. Kararsız seçmende ne? 500 bin, 600 bin, bilemedi 700 bin kararsız civarında. Kararsız seçmen ne noktada kararsızdır? Şey konusunda mı? Ya asıl belirleyici olan şey şu. İmamoğlu mağdur mu edildi yoksa oylar çalındı mı? Burada mı kararsız? Nerede kararsız? Bayram sonu bunu bütünüyle unutacağız. Yani bu seçimin kararsız seçmenin ne konuda kararsızdır? Ekonomik meseleler. Ekonomik meseleler. Hala mesele gelip orada tıkanıyor. Bütün pilot çalışmalara bakın, bütün araştırmalara bakın. Her birinde ortaya çıkan şey şu. AK Parti'nin sandığa götüremediği 400 bin, 500 bin civarında bir seçmen kitlesi var. Ve bu kitlenin ana gündem maddesi ekonomik sorunlar. Dolayısıyla bütün tartışma bence bunun üzerinde olacak. AK Parti seçmenini şuna ikna edebilirse, yani bu seçimlerden sonra daha istikrarlı bir yönetim halinde ekonominin çözülmesi ancak bununla mümkün olacağı ikna edebilirse AK Parti oylarını artırabilir. Ama diğer taraftan Millet İttifakı hayır AK Parti bu ekonomik sorunları çözebilmek için yeterli değildir'e seçmeni ikna edebilirse bence o tarafa doğru kıvrılacak. Yani tabii seçimin içerisinde hep konuşuyoruz ya bir sürü faktör belirleyici tabii. oluyor. Ama ben en belirleyici faktörün sokak çalışmaları sokak olacağını çalışma. Düşünüyorum. Birebir markaj olduğunu düşünüyorum. Ben Hasan Basri'ye katılıyorum ve en büyük çıkmazı da bu yine ekonomi olacak. Adalet ve Kalkınma Partisi açısından. Yalnız da biz 31 Mart'tan sonra ekonomi falan konuşmadık. Daha çok GSK ne yapacak, GSK ne olacak, hukuk onu vesaire, biz konuştuk da vatandaşın vesaire. Gündemi o değil işte yani. Yani 23 şeylerin 31 Mart'ta oy kullananların gündemi hakikaten o olabilir. Çünkü taraf bunlar. Bunlar açık pozisyon almış insanlar. %48'lerin içerisinde yer alan insanlar. Dolayısıyla iki taraf da hakkının yenildiği iddiasıyla daha da sarılıyor. Onları sabit tutuyor. Ama taraf olmasına rağmen mesela AK Parti seçmeni olmasına rağmen yani işte ekonomik meseleler nedeniyle diyor ki ya bu ülkede ekonomik sorunlar var ve AK Parti iktidardadır. Sorumlusu da AK Parti'dir deyip sandığa gitmeyen insan zaten bu bahsettiğimiz hani o kimlik meseleleri, kutuplaşma meseleleri falan bunları çok önemseyen isimler değil bunlar. Bunlar orada kime haksızlık yapıldı, kime haksızlık yapılmadı meselesine de çok odaklanmıyor. Öfkeli, sinirli, kendi kişisel gündemine, değil mi? Kendi kişisel çıkarı üzerinden rasyonel hesap yapma ihtimali daha yüksek olan insanlar bunlar. Dolayısıyla bunların bir şekilde partiler bunlara daha avantajlı şeylerden bahsetmek ve doğrudan ekonomiyle ilgili meseleleri peki. gündeme getirmek mecburiyeti. Ahmet Kasım, çok notun var. Bu notlarını mı tüketmek istiyorsun yoksa sana sorun var, sorun mu sorun? Sen sorunu sor, ben notları araya yedirim. Tüketirim zaten. Ben onları tüketirim. Ben onu burada bırakmam diyorsun. Ben bunları peki. söylerim yani. Peki. O da şu. Şimdi mesela Hasan Basri Yalçın'ın bahsettiği bir parametre daha var. Mesela işte editörümüz Kemal orada KC'ye yazıyor. Yıldırım mı, İmamoğlu mu? İşte hangi aday ne yaparsa diye. Ama bir de aday olmayan önemli bir siyasi faktör. Erdoğan faktörünü söyledi mesela Hasan Basri Yalçın. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapacağı her hamlenin seçime etkisi. O anlamıyla hani Binali Yıldırım ne yaparsa mı mesela Cumhurbaşkanı Erdoğan ne yaparsa. Şimdi orada o kadar şey ki dominant belirleyici bir şey ki varlığı. Öbür taraftan ekonomi çok belirleyici diyor. Şimdi 31 Mart'ta belirleyici olduğunu gördük. Bu çok tartışıldı, konuşuldu zaten. 31 Mart'ta ekonomi hakikaten belirledi. Ama şimdi mesela geçtiğimiz haftaya bakacak olsak bile işte Binali Yıldırım mı, İmamoğlu mu, hangisi kazanır, seçim mi, ekonomi nasıl belirleyecek diye tartışıyoruz. Ama öbür taraftan tutuklu bir kişi serbest bırakılıyor. Trump bir teşekkür ediyor. Hop döviz iniyor. Yani ekonomiyi etkileyen parametreler mesela dış demeklerde bak S-400'de bir şey oluyor. Esas o etkiliyor ekonomiyi yani olumlu ya da olumsuz. Yani bir çatışmaya girsen başka türlü etkileniyor. Bir çatışma potansiyeli düşse başka türlü etkileniyor. Yani seçim o anlamıyla o kadar dominant mı ekonomi belirlemekte? Yani haklısın ve haksızsın.
Tezahür... Ben soru sordum. Ha. İki şey söyledim. Yani o sorunun içindeki önermelerin içinde bir kısmı doğru, ha, bir kısmı ise o biçimde çalışmıyorlar. Tamam. Şimdi birincisi şunu söylemek lazım. Tabii yani Türkiye'nin dış konjonktürünün ekonomisi bu kadar uluslararası piyasalardaki likidite düzeyine bağlı bir ülkede iktisadi etki yaratması kaçınılmaz. Dolayısıyla işte S-400'le, Trump'la, Putin'le ve vesaireyle olan görüşmelerin döviz kuru üzerinde etkisinin olması kaçınılmaz. Bu döviz kurundaki rahatlamanın da, yani Türk lirası lehine değerlenmenin de diğer bütün şartlar sabit. Türkiye'de cari açık meselesi nedeniyle, bir de Türkiye'de üretimin yapısı nedeniyle enflasyonlar arasında bir geçişkenlik olduğunu biliyoruz. Yani döviz pahalılaştıkça Türkiye'de enflasyon da artıyor. Çünkü Türkiye'de aramalı üretimi yetersiz. İhracat yapmak, üretim yapmak için ithalat yapmak zorunda olan bir ülke. Dolayısıyla böyle bir ekonomik yapıda bu kötü bir şey. Bu kötünün altını çiziyorum. Göze sokmak için değil. Gözüne girecek olanın gözüne zaten girmesi gerekir ama altını çiziyorum. Çünkü sonra geleceğim iki cümle sonra buraya. O kötü bir şey olduğu için bu. Enflasyonun da arttırdığı için döviz kurundaki rahatlama Türkiye ekonomisi açısından olumlu bir gelişme olarak nitelendirilebilir. Ama bunun etkisi bir sürü başka parametrenin doğru çalışmasına bağlıdır. Zira fundamental olarak Türkiye ekonomisini kurtarmaz o. Çünkü Türkiye ekonomisinin yapısal sorunları var. Hani bu kötü bir şey dediğim durum var ya, enflasyonla döviz kuru arasındaki geçişkenlik. Bu geçişkenliğin nedeni Türkiye'de ekonominin genel yapısı. O yapıyı düzeltmedikçe, yani şu artık herkesin kulağında çınlayan lafla, yapısal reformları yapmadığın müddetçe, bununla da sınırlı değil ayrıca onlar. O ekonomik riskler hala seninle beraber, bugün değilse yarın işin tamam, çıkar. Araya şöyle bir soruyla gideceğim. Dönüşte konuşuruz çünkü ara müziğimiz geldi. Hani sanayide, ekonomide yapısal reformları yapmak mı büyük, ekonomide İstanbul'un adayları mı büyük? Aradan sonra konuşmaya devam edeceğiz. Evet, aranın ardından gerçek fikrine devam ediyor. Sizin de sorularınız geliyor. Evet, soruları sormaya devam edin. Ben onları paylaşacağım. O soruları da soracağım. Yorumlarınızı, analizlerinizi de paylaşacağım. Ama şimdi şunda mutabık kalındı gibi. Yani 23 Haziran'da seçimi belirleyecek olan asıl etmen 31 Mart'ta sandığa gitmemiş olan seçmen. Bir, bu seçmeni kim nasıl ikna edecek sandığa getirmeye? İki, sandığa getirdiğinde de hangi aday ve hangi parti kendi lehine pusulaya evet'i bastırtacak? Ve bunun için ne yapması lazım? Adaya giderken de söz Ahmet Kasım'daydı. Ne yapması lazım? Şu ana kadar yapılanlar yeterli mi bu seçmeni bir sandığa getirmek için? İki, Binali Yıldırım veya İmamoğlu lehine pusulaya evet basması için. Şimdi bu ekonomik faktörün bir ciddi etki olduğunu kabul ediyorsak, ardından şunu da kabul etmek zorundayız. Bundaki iyileşmeler eğer ekonomi nedeniyle Cumhur İttifakı lehine oy kullanmayan seçmenler sandığa giderlerse gene Cumhur İttifakı lehine oy kullanacaklar. Basit varsayım bu. Ama demin anlattığım iktisadi hikaye, o hikaye değil zaten, yapısal olarak şey. Yani ki, yapın gelişi söylüyorum. Araya giderken de bir soruyla gittim yani. O anlamıyla o yapısal reformlar, işte sanayi üretimi, o mu büyük yoksa İstanbul'un adayları mı büyük ekonomi etki açısından? Ekonomi etki açısından işte o yapısal reformlar ve durum daha büyük. Bir de Cumhur İttifakı aleyhine çalışan şöyle bir durum var. Aleyhine? Aleyhine çalışan. Şimdi deminki varsayım doğruysa, yani ekonomi iyi, Cumhur İttifakı seçmeni gidip Cumhur İttifakı'na oy verir. Kısa önerme bu. Ama ekonomideki iyileşme döviz üzerinden bir
Yani yapısal bir rahatlama gelmeyecek, o belli. O yapısal reformlar olmadan olmaz. Ama yaşadığımız ana dair bir rahatlama gelecekse, o rahatlamanın gelebilmesi için sadece döviz kurundaki rahatlama, yani Türk lirası lehine gevşeme yetmez. Neden yetmez? Çünkü Türk lirası lehine gevşemenin hissedilir iktisadi etki yaratması, yani onu bir şey gibi düşünelim, yatıştırıcı, o yatıştırıcının etkisini göstermesi için bile belli bir zaman lazım. O zaman bizi zaten 23'ünün arkasına atar. Bizim şunu umuyor olmamız lazım o durumda. Yani mesela Cumhur İttifakı'nın perspektifine koyup kendimi söylüyorum. Şunu umuyor olmamız lazım. Kurdaki düşüş seçmende algı olarak ekonominin rahatladığı noktasında bir duygu uyandıracak. Ve bu duyguyla da seçmen gidecek, tercihini değiştirecek. Bunun olacağını zannetmiyorum. Yani bu çünkü bu gelecekten ne bekliyorsunuz sorusunu soran bir sürü araştırma Türkiye'de bundan önceki 10 senede pek görülmemiş oranlarda insanın ileriye dair endişe duyduğunu gösteriyor. Bu insanların daha büyük bölümünün büyük şehirlerde olduğu düşünülürse, İstanbul'un da Türkiye'nin büyük şehri, yani büyük B, büyük Y, büyük şey, büyük şehri olduğu düşünülürse, bu seçmen öyle kolay kolay bununla yerinden oynamaz bana sorarsanız. İkincisi, Sayın Cumhurbaşkanı da adaylar mı yoksa ekonomi mi sorusuna net bir cevap da verdi. Dedi ki, yani büyük şehirlerdeki belediye başkanları seçildiler, çıktılar diyorlar ki bu işte ekonomiyle ilgili şunu yapacağız, bunu yapacağız. Ne yapabilirler ki dedi, ekonominin kontrolü bende dedi, yani onun mesulü benim dedi. Hı hı. Dolayısıyla yani seçmen de bunun ayrıdına varabilecek durumda. Yani belediye başkanlığıyla bu meselenin birbirleriyle alakası yok. Dolayısıyla hala mesaj vermek istiyorsa Cumhur İttifakı'na bu tavrını sürdürebilir. Tek ne var orada? Yani bu kadar rahat okunabilir şeyler bunlar ama bir istisna var orada. İstisna da şu: Cumhur İttifakı ve bunun da Cumhur İttifakı'nda bir umut olduğunu görüyorum bu yönde. Cumhur İttifakı seçmeni, bak 13.729 oyla İstanbul gibi bir şehir gidince neler neler oldu. Bu Türkiye'nin ekonomisini daha da istikrarsızlaştıracak bir takım gelişmeleri İstanbul seçimi üzerinden etkileyebilir. Bunun bir de ayrıca senin en azından belli bir kısmının kişisel refahını da ilgilendiren bir tarafı var. Varsa eğer. Var. Dolayısıyla da bunlara bakarak bu kadar ceza yeter. Hani burayı biz, yani İstanbul burası, başka bir yer değil. Burayı bizim geri almamız lazım derse, zaten bunu dedirtmeye uğraşıyor benim gördüğüm kadarıyla. Ve de Hasan Basri'nin söylediğine çok net katılıyorum, aynı şeyi Gülfem de söyledi. Sahada belirlenecek bu seçimin sonucu. Yani saha derken böyle ev ev, kim oy verdi, kim oy vermedi üstünden giden bir mücadele olacaktır bu. O kim oy verdi, kim oy vermedi mücadelesinde bu anlatılmaya çalışılacak sanki başka her şeyden çok, o seçmeni motive etmek için. Yani anladık ama, yani bu burada da biraz elinde ağır geldi birader diyecek, şefkatli tırnak içinde bir biçimde. Seçmen buna ikna olacak mı? Göreceğiz. Sadece ekonomik rasyoneliteyle davranırsa olmayacağını söyleyebilirim. Ama bu işlerin de sadece iktisadi rasyoneliteyle olmadığı aşikar. Biz müzakerede de söyleriz, yani büyük bir bölümü müzakerelerin işte öyle rasyonel ve nesnel olmayan meselelerin yönetilmesiyle geçer. Bu da öyle. Yani oy verme davranışı da Burak öyle. Burak Bayrak, seçmenler ekonomik olarak önünü görmediği sürece oy kullanmaya gitmeyecektir diye bir yorum paylaşmış. İşte benim söylediğimi söylemiş ama o orada bir şey var. Bir, hani orada bir not var. Yani bu sana gelip diyeceğim ki ben, ya bak tamam ama yani bu da İstanbul kardeşim, bir de elinde çok ağır geldi. Yani bu kadarını da istiyor olamazsın. Seninle işte beraber yürüdüktü biz bütün bu yolları. Bundan sonrası da işte beraber yürüyeceğiz. Lütfen hani gel de oyunu kullan.
Şöyle. Bu şeyle ilgili ben de tam onu söylemeye çalıştım aslında. Yani ekonomi düzelse, yapısal reformlar bir hafta içerisinde gelse, vatandaşın cebine bir ayın içerisinde, iki ayın içerisinde yansıyacak şeyler değil bunlar. Tam onu söylüyor zaten. 20 tam işte o, mesele zaten. O. Yetişmez. Dolayısıyla hani Cumhur İttifakı o sahaya çıktığında yapmaya çalışacağı şey tam da bu. Hem pozitif anlamda hem de negatif anlamda. Negatif anlamda şunu söyleyecek. İstanbul gibi bir şehrin AK Parti'den çıkıyor oluşu ülkenin ekonomisinin toparlanması adına iyi bir yol değil, iyi bir yöntem değil. Bir buna ikna etmeye çalışacak. İki, AK Parti ile birlikte bir hani AK Parti'nin yeniden bir ekonomik reform yaratabileceği ve tüm Türkiye'de hani alternatifsiz olacağı olduğu iddiasıyla yola çıkacaktır AK Parti. Dolayısıyla hani bir gelecek tahayyülü, bir aslında ne diyelim ekonomik istikrara kavuşmanın bir vaadi şeklinde yürüyecek. Yoksa şu anki mevcut durum üzerinden ekonomi düzeldi. Dolar işte 5.82'ye kadar, 5.83'e kadar düşüyor. Daha da düşecek. 5.5'a düşse ne olacak? Vatandaşın cebine doğrudan doğruya bu seçim sürecinde ham, materyal bir katkısı olmayacak. Ancak onu bir gelecek imajı üzerinden anlatabilirse şayet başarılı. O da ancak duyguyla olur. Çünkü rasyonel düşünürse bunu satın almaz. Çünkü İstanbul evet önemlidir, şöyledir, böyledir. Türkiye'nin işte gayri safi milli hasılasının %27'sidir tek başına falan filan ama yani bütün bunlar böyleyken günün sonunda İstanbul'u o aldı veya bu aldı diye makro siyasette özellikle de ekonomi politikasına dair bir şeylerin anlamlı biçimde değişmesi mümkün değildir. Neyi etkiler? Sadece şunu etkiler. İstanbul'u kaybetmiş bir iktidar bloğunun, yani çünkü o zaman sadece AK Parti kaybetmiş olmayacak, MHP de kaybetmiş olacak. İktidar bloğu demek lazım ona. İktidar bloğunun merkezi yönetimde bir takım reçeteleri faaliyete sokması zorlaşabilir mi? Zorlaşır. Yani ama onun da bir sınırı var. Yani bir noktadan sonra elzem olanı yapmazsanız sonrasında çok daha vahim sonuçlarla karşılaşmayın. İhtimaliniz ortaya çıkar. Onun da onun için bir sınırı var. Ama yani İstanbul'u kaybetmek bir ağırlık yaratır mı? Hadi öyle söyleyeyim en hafif tabiriyle. İktidar üzerinde yani hareketlenmesi, karar alması vesaire noktasında yaratır. Ama yani iktidarın sahibi İstanbul'un da sahibi olmazsa bu A partisi olabilir, B partisi olabilir. Türkiye'de ekonomiyi yönetemez. Yok öyle bir şey tabii yani. Evet, ama tek. Orada şunu da mutlaka mutlaka göz önüne almak gerekiyor. İstanbul'da MHP seçmeni var ve MHP seçmeni Ekrem İmamoğlu MHP seçmenine çok da uzak gelen bir aday değil. Dolayısıyla bu 31 Mart seçimlerinde de biz Ekrem İmamoğlu'nun MHP seçmeninden oy aldığını gördük. Orada bir MHP seçmeni var sandığa gitmeyen. İkincisi de muhafazakar Kürt seçmen var. Şimdi muhafazakar Kürt seçmen dediğimiz zaman biz otomatik olarak akla sanki AK Parti'ye daha yakınmış, yakın olacaklarmış gibi bir algı oluşuyor. Ama aslında biz bunun da tam bu şekilde olamayabileceğini öngörülüyor. Neden? Çünkü bu seçim bir noktada aslında biraz mağdur kim, mağduru oynayan kim, de çaldılar çalmadılar sorularıyla da gündemde olan bir seçim. Şimdi Kürt seçmeni kendi özellikle Doğu ve Güneydoğu bölgesinde kayyumları görmüş bir seçmen. İşte KHK'lı olduğu gerekçesiyle seçimi kazandığı halde belediye başkanlığı alınmış ikincilere belediye başkanlığını verildiğini yaşamış görmüş bir seçmen grubu açısından İstanbul'da iktidarın biz oyları çaldırdık demesi ne kadar inandırıcı olabilir? Şimdi böyle de bir durum var onlar açısından. Diğer yandan ben biraz önceki konuşmada da açıklamaya çalışmıştım. Ekrem İmamoğlu bu ara dönemde sadece yeni seçmenlere gidecek. Halbuki Binali Yıldırım'ın az bir oranda olsa kendi seçmeninde de işte bu vicdan muhakemesi yapan, çaldılar mı sorularını soran seçmenine gitmesi gerekiyor. Ekrem İmamoğlu'nun şöyle çok büyük bir avantajı var.
muhafazakar mahallelere rahatlıkla gidebiliyor. Çünkü işte hep konuştuğumuz şey aslında çok klasik bir CHP profili olan bir aday değil. Sağ seçmene de hitap edebiliyor. Özellikle kültürel kodları okumada, retorik oluşturmada, mesajlarında bu seçmenle çok rahat bir yakınlık kurabiliyor. Şimdi dolayısıyla da bu anlamda işte o sahada çok avantajı var. Yani moral ve motivasyon aslında bu seçimde Millet İttifakı cephesinde. Halbuki diğer tarafta Binali Yıldırım sürekli çaldı, ne oldu, neden tekrarlanıyor seçimler soruları var. Diğer taraftan da farklı seçmen gruplarına gitmesi de nispeten zor. Çünkü zaten bir taraf kapalı. Yani iki taraf dediğimiz gibi konsolide oldu. Aradaki seçmen. Binali Yıldırım biraz o Adalet ve Kalkınma Partisi'nin işte biraz önce Ahmet Han'ın da söylediği sandığa gitmeyen seçmenine gidecek. Ama gittiği zaman burada ne anlatacak? Yani işte biraz önce de konuştuk. Son bir ayda ekonomiyle ilgili büyük bir değişim bu seçmen kitlesine yaşatamayacaksınız. Yani dolar kuru ne olursa olsun bu insanlar için asıl kur mutfak. Ve mutfaktaki kur hala çok yüksek. Dolayısıyla bunlar rahatlamadan, yani bir kent yoksulluğu sorunu var İstanbul'da. Kent yoksulluğunu bu kadar kısa bir sürede bu sandığa gitmemiş seçmeni ne yapacaksınız da ikna edip yollayacaksınız? Şimdi sandık sonuçlarına biz yine baktığımız zaman Cumhurbaşkanı'nın kuvvetli olduğu, yani 2018'de kuvvetli olduğu bir takım yerlerde 5 ila 7 puan arasında katılımın azaldığını görüyoruz. İşte bunlar o AK Parti'nin hep küskünleri. Şimdi bunları motive edecek bir yol bulması gerekiyor. Halbuki biraz önce dediğim gibi, yani sandığa gitmeyen Kürt seçmende, sandığa gitmeyen Millet İttifakı bileşenlerinde. Çünkü Millet İttifakı'nda da sandığa gitmeyen bir grup var. Cumhuriyet Halk Partili olup, Sosyal Demokrat olup sandığa gitmeyen bir grup var. Bir önceki seçimden gelen bir küskünlük mü o? Bir önceki seçimden gelen bir küskünlük. Uzun zamanın verdiği bir yorgunluk ve küskünlük. Farklı küskünlük nedenleri olabiliyor peki, zaten. Peki burada bir şey soracağım. Yani şimdi farkın 13 bin gibi bir rakam. Yani 13 binin de yüksek olduğunu söyleyemeyiz. Yani değil mi? İstanbul gibi bir şehirde ve bu kadar seçmen olduğu bir yerde 13 bin. Hani hiçbir şey değil. Hiçbir şey değil. Yani, anket hemen, yapsak hata payı içinde yani. Hemen değişebilir. Şimdi bu anlamıyla da şimdi Türkiye aslında biraz farklı bir toplum. Belki Batı toplumlarına kıyasla önemli bir farklılığı var. Nasıl tanımlayayım onu? Katılır mısınız bilmem ne? Türkiye örgütlü oyunun, organize oyunun çok olduğu bir ülke. Yani hemşericilik üzerinden var. Çeşitli STK yapılanmaları üzerinden var. Çeşitli inanç grupları, cemaatler vesaire cemaat üzerinden var. Meslek örgütleri. İşte bir bakıyoruz böyle her seçim dönemi işte taksiciler, esnaflar vesaire onların odaların başkanları vesaire için fırsat. Hani ne koparırsa adaylar böyle açık arttırma gibi. Ben onu verdim, ben bunu verdim. Seçim döneminde ne alırsa kar. Ondan sonra bu geçtiğimiz hafta itibariyle şunu çok gördük. İşte X aday şu cemaati ziyarete gitti. Y aday bu işte kesimle görüştü gibi. Şimdi bu organize oylarla, örgütlü oylarla, bir işaretle, bir eğilimiyle hayli sayıda oyu bir tarafa kaydırabilecek kesimlerle olan ilişkiler mi daha kritik, yoksa televizyondan tüm halka, tüm İstanbullulara seslenmek mi daha kritik? Yani o anlamıyla hani bizim şu kadar oyumuz var arkadaş deyip bir adayın karşısına çıkıp ciddi pazarlık yapabilecek bir kritik noktada bazı yapılar. Şimdi Gülfem de şunu söylüyor, diyor ki mesela muhafazakar kesimin içerisinde, onların organize kesimler içerisinde bir karşılık bulabiliyor İmamoğlu. Herhalde uzun zaman sonra Cumhuriyet Halk Partisi içinden çıkıp da bunu becermiş olan çok nadir bir tipoloji. Şimdi bu anlamıyla örneğin dindar kesimleri, bazı cemaatlerin içerisinde kendini ifade eden seçmen kesimlerini ve onların temsillerini ikna etmek mesela daha mı kritik adaylar için, partiler için? Bu anlamıyla ona bir yöneliş, onun dilini yakalama, onun dilini tutturma gibi. Böyle bir durum var mı? Şimdi fark 13 bin olunca herkesin önemi var. Hani sokaktakinin de var. Evet, bu tarz organize yapılarda da çok önemli. Her birinin önemi var. Yani o kadar düşük bir fark var ki şu an arada. Yani seçim
sonuçları itibariyle. Dolayısıyla bu önemlidir, bu değildir demek çok zor bir şey. Ama elbette ki bu tarz organize yapılar, biz bunları bir kısmının seçmen davranışında organize olarak hareket edebildiklerini de biliyoruz. Dolayısıyla bunlar önemli. Zaten iki tarafın da bu tarz görüşmelerde olduğunu işte medyada sürekli görebiliyoruz biz. Dolayısıyla tabii ki bunlar önemli. Kaçırdığımız, göremediklerimiz de var mı? Onlar önemli ama onlar aslında paylaşıldı. Evet. Çok paylaşılmadı mı? Evet. Çok büyük oranda çok paylaşıldı. Büyük bir oranda, evet. Ben de onu söyleyecektim. Yani onun dışında kalan, ikna olmamış, o grupların içerisindeki ikna olmamış bireyler üzerinden yürüyecek artık. Evet. Yani o gruplar paylaşıldı. Organize gruplar paylaşıldı. Paylaşıldı. Çoğu paylaşıldı. Hmm. Yani çok münferittir artık aralarında kalan ama böyle bir adaya blok ve oy verecek bir organize bir yapı artık öyle bir şey yok. Dolayısıyla gerçekten bu münferit adaylar önemli. Şimdi orada da şöyle bir durum var. Yine Adalet ve Kalkınma Partisi seçmeni açısından. Ekrem İmamoğlu seçildikten sonra 18 günlük Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde de şunu gösterdi ki aslında çok da öyle korkulacak bir insan değil. Öyle bir öcü değil. İşte geldiği zaman ilk yaptığı şey indirimler yapmak gibi. Yine kent yoksulluğuna ilişkin icraatlarda bulunmak. Dolayısıyla şimdi zaten ilk seçimde Adalet ve Kalkınma Partisi'nin küskünlerinin sandığa gitmeyişinin rahatlığının arkasında da Ekrem İmamoğlu'nun bu kucaklayıcı diliydi. Yani onların yaşam tarzına ilişkin bir tehdit olarak algılamadı Adalet ve Kalkınma Partisi seçmenleri. Dolayısıyla da aslında bir anlamda gönül rahatlığıyla yani rahatlıkla oy vermeye gitmediler. Onları hiçbir şekilde ürkütmedi. İrkilmelerine, korkmalarına neden olacak ne bir tavır, ne bir tutum, ne bir söylem içinde asla bulunmadı. Ne yapsaydı ürkütürdü? Ne yapmayarak bundan kaçtı? Bir kere böyle geçmiş örnekleri var mı? Tabii ki var. Yani öncelikle iktidarın kutuplaştırıcı dilinde bir taraf olmadı. Yani o gündeme kapılmadı, kendi gündemini yaratmaya çalıştı. Ve ne olursa olsun sürekli o kucaklayıcı bir dil, herkesi kucaklamak, siyaset konuşmadı farkındaysanız. Çünkü siyaset aslında o kutuplaşma politikalarına uymak demek. Dolayısıyla Ekrem İmamoğlu siyaset konuşmadı. Hizmet konuştu. Yerel yönetici ve hizmet konuştu. Bunu yapabilecek şansı da vardı. Çünkü kimisi diyor ki ya söz konusu olan İstanbul'sa İstanbul'u konuşmak lazım. İstanbul'un ihtiyaçlarını konuşmak lazım. İstanbul seçmenin beklentilerini konuşmak lazım. Aslında ben kimisi orada... kimisi diyor ki ya sonuçta İstanbul gibi büyük bir şehri yönetmeye aday ve siyasetin içerisinde de büyük bir etkisi, rüzgarı olmaya başlayan birinin Türkiye'nin diğer siyasal başlıklarında ne söylediği, ne düşündüğü merak edilir ve bu mutlaka konuşulmalıdır diyor. Şimdi bunda da ikiye bölündük. Yani muhakkak. Yani İstanbul'la mı sınırlı olmalı? Çünkü bunların siyasi Türkiye'de sonuçları olacak. Siyasi sonuçları olacağı için ikiye bölündük. Şimdi bir belediye başkanı adayının kendisini kampanyası boyunca tanıtırken ben sadece İstanbul'un meseleleriyle ilgili beyanat vereceğim demesi son derece meşrudur. Yani bir kampanya yönetirken ben o meselelere girmeyeceğim, ben yerel yöneticiyim demesi son derece meşrudur. Ama özellikle Millet İttifakı gibi bir yapının üzerinde oturan bir adaysanız karşı tarafında size peki bu HDP ile ilişkiniz nedir sorusunu yöneltmesi kadar meşru bir şey yoktur. O da çok meşrudur. O sorular sorulduğunda yani birinci seçim yani 31 Mart'a kadar olan dönemde Ekrem İmamoğlu ve işte Cumhuriyet Halk Partisi buna çok net bir çözüm üretmiş. Yani mesele şu, ölü taklidi yapalım. Bu meselelere hiç girmeyelim. Yani mesela hatırlayacaksınız bütün programlarında kullandığı kalıplar var. Ben üzülüyorum. Yapmayın bana böyle şeyler. Ben o işlere karışmam. Bana mı sordunuz falan gibi böyle. Sürekli aynı kalıpları kullanarak. Ya bunlar çalışılmış belli. Bu kalıplar üzerinden bu tür meselelere girmemek üzere planlanmış bir seçim kampanyasıydı. Ama o seçim kampanyası 31 Mart döneminde bitti. Mesela yine kendisinin 31 Mart'tan sonra yaptığı bir açıklama var. Diyor ki neden bu belediye benim elimden alındı? Çünkü ben cemaatlere, tarikatlere laf ettim. Onların şeyini, suyunu, ekmeğini belediyeden keseceğim dedim. Ve bu nedenle benim elimden alındı İstanbul Belediyesi'ni. Şimdi bakın o ana kadar
Bu tür konularda beyanat vermeyen Ekrem İmamoğlu 31 Mart'tan sonra bu tür konularda beyanatlar vermeye başladı. Veya şeyi hatırlayın yine, Selahattin Demirtaş'la ilgili yaptığı açıklamayı. Çizgisini beğeniyorum açıklamasını. Ancak seçim bittikten sonra yaptı. Ama seçim şimdi tekrarlanınca o eski pozisyona, o eski görünmeyen, kimseyi rahatsız etmeyecek dile geri dönmesi gerekiyordu ve ona başladı. Ama burada da hazırlanan strateji 2 aylık, 3 aylık bir seçim süresi için planlanmıştı. Şimdi dikkat ederseniz 31 Mart'tan bu yana çıktığı pazar ve işte esnaf ziyaretlerinde kendisinin daha agresif, daha sinirli olduğunu görürsünüz. Yani o pizzacıya yaptığı ziyarette ben şahsen kişisel olarak çok rahatsız oldum. Yani o tokatlama falan filan onlar değil hikaye. Hikaye yani senin beynin uyuşmuş veya işte bana ukalalık etme falan gibi ifadelerdi. Yani o oradaki rahatsız edici kişisel alana müdahil olma. Yani karşı taraftaki itiraz ediyor. Yani ben bir sana itiraz edebilirim ama sen benim üzerime gelip şöyle elini koyarak, üstüme çıkarak, elimden kolumdan çekiştirerek bir şey anlatmaya başladığın zaman ben sinirlenirim, yani beni rahatsız eder bu tutum. Orada mesela o anda o şeyin bozulmaya başladığının dikkatimi çekiyor benim. Yani 31 Mart'a kadar bunlar planlanmış ve kimseyi rahatsız etmemek üzerine giden bir şeydi. Ama 31 Mart'tan sonra daha reel bir şey ortaya çıkmaya başladı. Şu açıdan onu konuşuyor, tartışıyorlar mesela. Örneğin Ekrem İmamoğlu işte sakinliğiyle sinirleri alınmışçasına davranan bir aday profili olarak. Ama zaten bu tanıtım böyleydi. 31 Mart'tan önce. Ya işte ne olursa olsun sakinliğini koruyor. Sinirleri alınmış gibi, öfke kontrolü ve yönetimi konusunda başarılı diye. Şimdi sen diyorsun ki ama 31 Mart'tan sonraki şimdi bu durumda burada o öfke kontrolünde başarılı değil diye bir analiz yapmış. Bir, buna katılır mısın? Şimdi buna katılmıyorum. Şu nedenle katılmıyorum. Ekrem İmamoğlu 31 Mart'a kadar sadece bir gün sahada değildi. Ve bir kez provokasyona uğramadı. Aylarca sahada gezdi. Aylarca farklı sahalarda, pazarlarda, televizyon kanallarında farklı provokasyonlara uğradı. Ve her seferinde biz onun ne kadar sakin ve ne kadar kucaklayıcı bir dili olduğunu gördük. Şimdi siz 100 kez bir hareketi yapıyorsunuz. Bu doğru, gerçek değil. Bir kez bir sinirli anınıza geliyor. Bu gerçek. Şimdi bu mümkün değil tabii ki. Yani ben o gün evet arada geçen diyalog doğru bir diyalog olmayabilir. Ama bunun bir istisna olduğunu düşünüyorum. Yani biz bir adayı sadece bir kez birine söylediği bir laftan dolayı evet işte meğersem 3,5 aydır biz onu yanlış tanımışız, hepsi kurguymuş. Bir anda bu olabilecek bir şey değil tabii ki. Yani dolayısıyla bence o anlık bir vakaydı. Ve orada da bir provokasyon olduğunun da farkındayız. Belki aday da sahada bir şeyle karşılaşıyor. Yani örneğin İmamoğlu daha önce de birkaç böyle vakayla karşılaştı. İmamoğlu'nun daha önce karakol baskını falan da var. Yani onları da hani konuşabiliriz. Oho, onlara girersek kimler neleri basmadı? Evet, yani yollarda kimler kimleri? Seçim dönüşü. Bu sadece seçim kampanyasının arkasından istisnai bir durum olsa bunu konuşuruz ayrıca. Ama biz topu 3 aydır tanıdığımız bir belediye başkan adayından bahsediyoruz. Ve bu 3 aylık süre içerisinde yaşanmış bazı olaylardan ben örnekler veriyorum. Bunları istisnai kabul edebilirsiniz. Ama bunların istisnai olmadığını da ben iddia ediyorum. Ama iki adayın da sokakta şimdi işi zor. Yani İmamoğlu camiden çıkarken işte bir grup protesto ediyor, bir grup alkışlıyor. Binali Yıldırım bir sanat etkinliğine gittiğinde orada sloganlarla karşılanıyor. Onlar, yani her iki aday da toplumla, seçmenle temas ettiği noktalarda hem büyük bir tezahürat, lehinde bir tezahürat var, hem de bir şey protestoyla bunu yönetmek zorunda kalıyorlar sürekli olarak ve sürekli gözetim altındalar. Yani kameralar açık, hemen haberdar olunabilecek bir durumda. O anlamda her iki aday içerisinde zaman zaman sakinliğini kaybetmek, onu yönetmekle zorlanmak gibi handikaplar kaçınılmaz değil mi? Tabii ki kaçınılmaz. Zaten karşı taraf birbirine bunları yaptırmaya çalışıyor. Onları provoke edip onların bu tür adımlar atmasını bekliyor. Ama işte mesela şeye baktığınızda ben Gülfem'in o söylediğine katılmıyorum. Yani daha 2 ay boyunca
bu mu gerçekti ifadesine katılmıyorum. Çünkü iki ay boyunca o numarayı oynarsınız. Ama mesela yine başka bir örnek vereyim ben. Mesela onu da ben çok tuhaf buldum. Genel sekreter, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin genel sekreterinin 3 tane makam arabası olduğunu iddia etti. Sonra da bir genel sekreterden açıklama geldi. Diyor ki ya ne 3 tane arabası? Bir tane araba var, ben zaten evimde hemen belediyenin dibinde yürüyerek gidiyorum diye. Kameraya dönüp, tamam yani bu doğru mu yanlış mı bunu konuşursunuz. Kameraya dönüp seninle 24 Haziran sabahı görüşeceğiz diyorsanız bu yanlış bir tavırdır. Tamam, bu hesap sorucu, bu birini hedefe koyucu ve bu şantajdır. Bu tür ifadeleri daha şimdiden kullanmaya başladı. 2 aydan bahsediyoruz ya. 2 ay 3 aydır tanıyoruz ve 2 ay 3 ayın içerisinde hemen böyle sinirler bozulacak vesaire. Veya Binali Yıldırım'ın o gittiği operayı hatırlayın. O operada hiç Binali Yıldırım'a destek çıkan bir tane insan yoktu. Herkes tezahürat halinde, değil mi? Açık bir şekilde tezahürat yaptılar Binali Yıldırım'a karşı. Binali Yıldırım orada kimseyi elinden kolundan çekerek bilmem ne yaparak bir şey yapıyor. Veya Binali Yıldırım 15 senedir, 17 senedir, belki 20 senedir siyasetin gündeminin içerisinde. Ona baktığınızda diyebiliyorsunuz ki ya bunun Binali Yıldırım'ın şu tür şu tür şu tür özellikleri vardır. Daha rahat konuşur, daha yavaş konuşur, bazı meselelerde çok şey yapmaz, sinirlenmez falan. Ona dair bir şey söyleyemiyorsunuz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı koyduğunuzda ona dair de bir kimlik çıkartabiliyorsunuz. Veya işte daha başka siyasi parti liderlerini, Kılıçdaroğlu'nu, Devlet Bahçeli'yi koyduğunuzda da 5-10 yıllık performansları var. Onların üzerinden bir şey söyleyebiliyorsunuz. Ama 2 aylık bir performans var ve 2 ayın içerisinde bir tane istisna var. Hayır, ben size birkaç tane örnek verdim. Ben şimdi 2 ayın içerisinde, 3 ayın içerisinde hemen belli meseleler üzerinden yok, böyle öfkeyi icra edici bir tavra girdiğinizde vatandaş da size sorar. Karşı tarafta size sorar. Soracak, bundan daha doğal bir şey yok. Ve bunu mahkum edemezsiniz. Şimdi böyle bir şey çıktı ortaya. Özellikle sosyal medyada işte sürekli Ekrem İmamoğlu'nun hataları aranıyor. Tabii ki siyaset böyle bir şey. Cumhurbaşkanı Erdoğan 25 yıldır bu siyasetin içerisinde ve herkes didik didik yaşamını dakika dakika didikledi. Yani böyle bir şey siyasetin doğasında var, içeriğinde var. Şimdi ona bu kadar imajın, algının öne çıktığı bir seçim yarışında bu seçim kampanyası 23 zaten. Haziran'da seçmen hakikati mi oylayacak, algıyı mı oylayacak? Ya bakın, birçok şeyde algıları bozacak kanıtlar iki taraf tarafından da ortaya konuluyor olmasına rağmen taraftarlar o algılara teslim olmuş durumda. Yani gerçeklikle ilişkiyi koparmaya yönelik özel bir gayret var taraflarda. Bütün seçmen kitlelerinde o %48, %48 yani ne koyarsanız koyun önüne. Diyor ki yok hayır ben diyor ona katılmıyorum. Onun da şu örneği var. İlk ölen gerçekler mi diyorsun? Siz de şu, öldü. Ben bu seçim kampanyasının tamamıyla bilgi kirliliği ve karartma üzerinden yürüdüğünü düşünüyorum. Yani bütün şeyler, imaj çalışmaları, bütün işte gölgelerde yapılan mücadeleler. Bunu her iki kampanya içinde mi söylüyorsun peki? Her türlü sosyal medyada yapılan her türlü kampanyanın temel maddesi o imaj çalışmasını kaybetmemek. Seçimi imajlar mı kazanacak dersen, hayır, seçimi imajlar kazanmayacak. İmajlar sadece tarafların tuttukları pozisyonların savunulması işine yarıyor. Ama onun ötesinde biraz önce söylemeye çalıştım. Yani bizatihi seçmenlerin teker teker ikna edilmesi belirleyecek. Çünkü o zaten %48 siz ne tür bir imaj çalışması yaparsanız yapın olduğu yerler kımıldamıyor. Peki Ahmet, şimdi o zaman Hasan Basri Yalçın dedi ki önce gerçekler öldü. Yani o lafı bilerek ettim çünkü bunu savaş için söylerler. Ya savaşta önce gerçekler ölür diye. İyi de bu bir seçim. Hani gerçeklerin... gayet doğal. Gayet doğal. Neden? Ya savaşır gibi seçmek tabii, zorunda değiliz ama. Şimdi esas konuşmayı sevdiğim konulara geldin. Romalılar falan. Ha, şu Romalılara girmeyeceğim ama başka birisine gireceğim. Prusyalı Karl von Clausewitz. Napolyon Savaşları sırasında bir kitap yazıyor. Savaş üzerine diye. Yazdığı kitap aslında tam bir kitap değil. Bir aforizmalar bütünü. Ölümünden sonra da kendisi üstünde çalışmayı bitiremiyor. Eşi Marie von Clausewitz bunu şey yapıyor, toparlıyor ve basıyor. Ama kitap ne kitap? Yani kitap ne kitap şuradan anla. 300 sene sonra hala dünyanın bütün silahlı kuvvetlerinde strateji dersinin ana ders kitabı. Öyle yazmış.
Bir tek ve birinci bölüm kendine ait. Hepsi eşinin diyen var demeyen var. Neyse yani ama netice itibariyle kitap. Hanımefendi de bunu yazdıysa kendisine büyük bir yani, alkış. Girişi beyler yazmış. Hayır. Birinci bölümü tekrar elden geçirmiş. Tamam demiş. Bu bitti. Ama 2, 3, 4, 8 bölümler elden geçirilmeye muhtaç demiş. Bu aynen. Şimdi bu ama 2, 3, 4, 7, 8 bunların hepsinde büyük bir bilgelik var kitapta. Neyse yani sonuç itibariyle yani biz burada sabaha kadar çok da keyifle tartışırız eminim Hasan Basri ile bunu ama seyircilerimizin belki ilgisini çekecek olan noktası şu kitabın 300 sene sonra dünyada askeri okula mı girdin kardeşim önüne bunu koyuyorlar. Stratejiyi buradan öğrendim. Şimdi neden öyle? Çünkü Clausewitz'in düşünce sistematiği ciddi soyutlamalar üzerine kurulu. İşlerin özünü tahlil etmiş ve orada çatışma kavramı yerine kullandığı bir kavram var. Sürtünme, toplumsal sürtünme. Bu toplumsal sürtünmenin söz konusu olduğu her yerde benzer dinamikler söz konusudur. Toplumsal sürtünmenin en makro örneği savaşsa, işte en mikro örneği de işte iki tane yavuklunun arasındaki kavgadır. Seçim hiç fena bir toplumsal sürtünme şeyi değildir. Dolayısıyla savaşta eğer gerçekler kurban oluyorsa ilk onları kaybediyorsak seçimde de gerçekleri kaybettiğimiz süreçlerin yaşanması beklenilir olmalıdır. Dolayısıyla bu doğrudur. Telaşa gerek yok, normaldir diyorsun sen. Telaşa gerek yok, normaldir. Normal olmayan seçim şeyleri geçtikten sonra süreçleri geçtikten sonra insanların bu tevatürle yaşamayı devam etmeleridir. Bunda da normaldir. Çok çabucu bir şey söylüyor. Sen diyorsun ki seçimden önce bu olur ama seçimden sonra kendinizi kaptırmayın, gerçeklere dönün. Şimdi artık ideali bu. İdeali artık bu. Gerçeklere dönün. İdeali bu. Bu kızgın olacak. Kızgın demiri soğutun diyor yani. Evet. Kızgın demiri soğutun. Kızgın demiri soğutun. Doğru. Doğru. Yani o da onun kavramsallaştırması. Şimdi şunu söylemedim. Bu doğaldır derken şöyle değil yani. O beklendiktir başka, doğaldır başka. Hmm. Yani bunu beklemen lazım başka. Bu böyle olmalıdır falan. Yani olur. Olur. Bir şey öyle olur. Ne diyeyim? Gönül ister ki bizim seçimler de Liechtenstein seçimleri gibi olsun falan. Ama öyle yani öyle kimsenin birbirinin boğazına yapışmadığı seçimler. Bizde öyle değil. Bizde o sürtünmenin kudreti arttıkça iş daha çok savaşa benzemeye başlar. O yüzden dedim ya ikisinin arasındaki rabıta açık. Yani her sosyal sürtünme kendi seviyesinde yüksek veya alçak olabilir. Sürtünme yükseldikçe iş savaşa benzemeye başlar. Savaş zaten kendi içerisinde makro büyük bir sosyolojik mücadeledir. O sosyolojik mücadele zaten gerçekler ilk kurban. Neyse rahatladım. Romalılara benzer konumuzu da bugün konuşmuş olduk. Buradan devam edeyim. Niye söyledim bütün sen bunu? Sen devam et. Sadece şunu da kesiyorum. İzleyicilere çünkü hani hakikaten çok az dönüyorum maalesef. Ama daha fazla döneceğim bugün. Çünkü onların meseleleri nasıl algıladığı o kadar önemli ki. Çünkü öyle ipuçları veriyor ki. Mesela T.C. Bora Özçelik Hasan Basri Yalçın için diyor ki algı yaratmaya çalışmayın diyor Hasan Basri Yalçın. Yemezler diyor. Şeyle ilgili. Demirtaş ile ilgili sözleriyle ilgili diyor. Ama biraz ileride de Yavuz 1453 Gülfem Serdan Sanver için diyor ki çok güzel algı yapıyorsun diyor. Hiç öyle değil diyor. Şimdi yani öyle yani. Gülfem de söyledikleriyle bir algı yaratıyor ama yemezler diyor seçmenin bir kısmı. Dönüyor Hasan Basri Yalçın diyor ki algı yaratıyorsun yemezler. Ya bak yani şimdi şu. Bu parantezli söz hakkı algı dediğimiz şey perception. Hani bu burada bir cisim var veyahut da burada bir sinyal var. Ve bu sinyali buradan ben algılıyorum. Aslında algı algılayanla ilgili bir şeydir. Yani buradaki siz gerçeklik neyi üretirseniz üretin. Burada ben onu algılarken asıl beni ilgilendiren bir süreçtir o. Ya senin prizmandan geçiyorum. Ben buradan misperception, yanlış algı üretebilirim. Tamam mı? O yanlış algıyı bilinçli veya bilinçsiz üretebilirim. Ama şunu söylemek lazım. İnsanlar eğer kasti bir yanlış algı üretiyorsa bile onu da inanarak üretiyorlar. Şimdi bir kısım insanın anlamadığı mesele şu. Eğer
Şimdi özellikle bizim gibi akademisyenler için falan böyle çok sık geliyor ve ben hani hakikaten şey olacağım. Yani bu konudaki ahmaklığa bir yerde bir dur dememiz gerekiyor. İnsanlar diyor ki yani senin adının önünde profesör yazıyor, senin adının önünde doçent yazıyor. Sen kardeşim nasıl olur da taraflı olursun? Hmm. Ya kusura bakma da ben siyaset bilimi doçentiyim. Bırak da senin anladığın kadar siyasetten ben de anlayayım. Ve bırak da benim de tarafım olsun. Şimdi bu ülkede yanlış bir şekilde üretilmiş en vulgar empirisizmin, en vulgar pozitivizmin bir sonucu olarak insanlara şu dayatılır. Bilim adamları tarafsız olur. Hayır kardeşim, tarafsız olan adam bilim adamı olamaz. Bu bir kere çok acayip tuhaf bir yanlış algıdır. Bilim adamları ön yargılarıyla ancak orijinal bilgi üretebilir. Şimdi bunu tartışmayacağım ama şöyle bir şey var. İnsanların her söylediği şeyin arkasında, bu bir alışkanlık haline geldi. Her söylediği şeyin arkasında başka bir gündem aramak. Yahu bir tane şeyi insanlar hakikaten inandığı için, hakikaten öyle gördüğü için söyleyemez mi? Ya bu bir tuhaf hale. Bu Hasan Basri Yalçın için de geçerli, Gülfem Sayın Sandal için de geçerli. Gülfem kendi gördüğü yerden, değil mi? Yani şöyle bir şey olabilir mi? Eğer biz hepimiz baktığımızda bir olaya aynı şeyi görüyor olabilseydik, insanlık bu kadar farklı sayıda filozof üretir miydi? Hasan Basri Yalçın bir algı yaratarak belli insanları kandırmaya çalışmıyor. Ama Gülfem Sayın Sandal da belli bir algı yaratarak bazı insanları söylediğim şey algıda yaratabilir. Kandırmaya çalışmıyor. Bunu bilinçli de yapabilirim. Bu da benim meşru hakkımdır. O da, bakın, bütün mesele zaten şu: hayatın içerisinde algı denilen şey var. Gerçeklik burada olur, tamam mı? Essential, asıl gerçeklik burada olur. O asıl gerçekliğe herkes kendi ulaştığı iddiasındadır. Tamam. Ama çok basit bir örnektir yani şu kağıdın, tamam mı? Şu kağıt, bu kağıt değil mi? Bu benim elimde tuttuğum Habertürk kağıdı. Sen oradan baktığında bunu Habertürk yazısı olan bir kağıt olarak görürsün. Ben buradan baktığımda bunu boş bir kağıt olarak görürüm. Bütün sosyal hayatın içerisindeki görelilik dediğimiz bütün temel mesele, temel sorun buradadır. Sen hayatın, bundan önceki yaşamının, ilkokul öğretmenin, annenin, babanın, ailenin, çevrenin, inancının vesairenin hepsinin sana yüklediği bir ön yargıyla bu kağıda bakarsın ve durduğun yeri değiştiremezsin. Oradan baktığında bu gerçekliği görürsün. Ve insanlara bu gerçekliği anlatırsın. Dersin ki bu kağıt beyazdır. Ben buradan baktığımda bunun üzerinde kırmızı olan, Habertürk yazısı olan bir gerçeklik görürüm ve bunu anlatırım. Asıl tuzak şurası. Bazıları diyor ki ben burayı da görüyorum, burayı da görüyorum. Yok öyle bir şey. Tabii orada artık 360 derecelik Arşimedyen bakış açısı hiç kimsede yok. Dolayısıyla herkesin artık şu baskıyı insanların üzerinden kaldırmak lazım. Sen algı yapıyorsun, sen bilmem ne yapıyorsun, sen şunu... Yahu bırakın da insanlar fikirlerini söylesin. Bir algı olabilir ama manipülasyon değil, dezenformasyon değil, o başka bir şey. Ya o bambaşka bir şey, o bambaşka. Ahmet'in sözüne parantez açmıştık. Evet. Evet, şimdi bu şey konusunu, sürtünme meselesini açıkladığımıza göre oradan devam edelim. Aslında da şunu söyleyeceğim, enteresan bir biçimde bütünleşecek söylediklerimiz. Hasan Basri'nin söylediklerin, bir önce söyledikleri bu söylediklerin arasına bir belki bir kiriş atmaya çalışacağım, ikisini bağlayan. Şimdi hepimizin fikirleri var. Yani bilim adamlarının, siyaset uzmanlarının, gazetecilerin, yani biz şeyde yaşamıyoruz, uzay boşluğunda yaşamıyoruz. Yaşadıklarımıza dair bir fikrimiz olması doğal. Olmaması gereken şey nedir? Hasan Basri'nin demin verdiği örnekten devam edersek, bu işte o tarafı beyaz, bu tarafı işte Habertürk kağıdı, tartışamayacağımız şey gerçekle hakikat arasındaki bağlantı bunun kağıt olduğudur. Bunu inkar edenle sorununuz olabilir. Ama bu tarafını görenle ve bu tarafını gören kendine göre onu istediği gibi yorumlar ve birileri buna, birileri diğerine ikna olurlar. Ama bunun kağıt olduğunu ikna yapamazsın, inkar edemezsin. Onu yaparsan başka bir işin içerisine giriyorsun. Ya da bunun kağıt olduğunu gizlemek adına manipülasyon yapamazsın. Ya da bunun, bu tarafının beyaz olduğunu gizleyerek de manipülasyon yapamazsın. Bunlar yapamayacağın şeyler. Onun dışında herkes kendi fikrine sahip olma hakkına hiç kuşku yok sahiptir.
Ama herkes kendi gerçekliğini üretip bunu hakikattir diye anlatma hakkına sahip değildir. Şimdi o nedenle birkaç tane temel prensibin olması gerekir. Bunlar da çok kısaca işte yani benim kendimce şiar benimsediğim bir çerçeve kabul ettiğim. Bir kere anlaşmamakta anlaşacaksın. İkincisi fikirlerini test etmeye açık olacaksın. Üçüncüsü eğer yanlışlanıyorsa fikirlerin vazgeçeceksin. Dördüncüsü yanlışlanmış olan fikirlerini ısrarla birilerine hakikattir diye anlatmayacaksın. Şimdi ve dolayısıyla da Hasan Basri'nin fikrine Hasan Basri'nin fikri Gülfem'in fikrine Gülfem'in Ahmet'in fikrine Ahmet'in Eren'in fikrine Eren'in fikridir diye saygı göstereceksin. Şimdi adaylar... Roma meselesi yürüdü. Halil Ali Elgin hatta Canus'un iki yönüne bakan yüzü Roma paralarına basılmıştı. Başka bir inanışa göre Canus bir yüzü gülerken diğer yüzü ağlayan bir tanrıydı. Doğru. Yanımıza geliyorlar yani Roma konusu. Evet Roma konusuna geliyoruz. Şimdi bizim sorunumuz şu. Bizim ülkemizde şu ara bu sürtünmenin şiddeti yüzünden biraz da zamanın dünyadaki ruhu nedeniyle insanlar alaycılık hızını o kadar arttırmış vaziyetteler ki şüphecilik sınırını aşarak patlama yaratıyorlar. Yani her şeyden şüphe ediyorlar. Herkesin söylediği onun arkasındaki gündem ne, bunun arkasındaki şey ne falan filan. Bu şey gibi süratinizi o kadar arttırıyorsunuz ki ses sınırını aşıyorsunuz. Bir patlama oluyor ve o patlamada bütün gerçeklik yok oluyor. Bizde de alaycılığı o kadar arttırıyoruz ki sonunda şüphecilik sınırını aşıyoruz ve o patlamada gerçek, hakikat hepsi birbirine giriyor. Bizim bu hakkımız varken yani Hasan Basri'nin o hakkı, Gülfem'in bu hakkı varken adaylar aday oldular diye onların saygı sınırları dışında muamele görmesini meşrulaştıracak hiçbir şey olamaz. Mesela görüntüleri yani, izledi Ahmet Kasvan ne düşündü, ne hissetti? Saygısız bir adam gördüm bu kadar. Yani ben aday değilim, o değilim, bu değilim. Ekrem İmamoğlu'nu tanımam, onun kampanyasıyla ilgili herhangi bir fikrim de yok ama saygısız bir adam gördüm. Kimi kastediyorsun saygısız bir adam? O iki adam olduğu için yanlış anlaşılmasın. Şeyi, tepki veren genci kastediyorum. Tabii. Bence tam tersini. Yok benim gördüğüm doğrudan doğruya Ekrem İmamoğlu. Bu algı. O Habertürk tarafını görüyorum. Yani ben saygısız bir adam gördüm. Aynı şekilde Binali Yıldırım operaya gittiğinde yuhlanmasının da saygısızlık olduğunu düşünüyor. Yani Ekrem İmamoğlu ile o şekilde konuşan Fırıncı'yı da saygısız buluyorsun. İmamoğlu'nu protesto eden operadaki izleyici de saygısız yine buluyorsun. Yine buradan fikrimi devam ettireyim. Hangisi daha saygısızca derseniz? Bir tanesi kamusal alanda ve fiziki müdahale içermemeyen bir protesto olduğu için bu sanat gösterisinde yapılmış olan, verilmiş olan tepkiyi demokrasinin ruhuyla daha uygun bulurum. Fakat Ekrem İmamoğlu ile ilgili şöyle bir şey var yani eğri oturup doğru konuşmak lazım. Adamın sinirlerini bozmaya kararlı bir kitle var. Bunda sokakta bir takım tesadüfi adamlar. Tesadüfinin anlamı ne burada bilmiyorum. Kullandım öyle yani. Televizyonda bir takım gazeteciler. Yani bu adamın sinirsiz bir adam olmadığını kanıtlamaya çalışıyoruz. Ben buradan bir çağrıda bulunayım. Çalışmasınlar kardeşim. Türkiye'de sinirlilik siyasetçiye oy kaybettirmez. Kaybettirseydi Türkiye'nin geçtiğimiz 25 yıllık tarihi farklı yazılırdı. 20 yıllık tarihi farklı yazılırdı. Tamam mı? Dolayısıyla sinirlilikle, sinir göstermekle vesaireyle ya da birilerinin alanını aşmasına engel olmakla Türkiye'de kimse oy kaybetmez. Sen herkese işte iyi davranıyordun, bak bugün buna sinirlendin diyerek kimsenin vereceği oyu oradan bu tarafa çevireceğini zannetmiyorum. Ama hepimize düşen şey şu, Hasan Basri Yalçın konuşur, istediğini söyler kardeşim. Öbürü aday oldu diye senin her söylediğine katlanmak mecburiyetinde değil kardeşim. Saygı göstermek zorundasın. Onun adı tolerans da değil, hoşgörü de değil bu arada, saygı. Tolerans ve hoşgörü dediğiniz zaman bunlar iktidar oluşturuyor. Yani sen aşağıdasın, ben seni hoş görüyorum. Öyle değil. Saygı göstereceksin. Ve o saygının içerisinden bakacaksın dünyaya. Başka türlüsü mümkün değil. Çünkü birisi de çıkıp size şunu söyleyebilir. Binali Yıldırım neden işte sanat gösterisinde yuvalandı da
fiziki temas olmadı orada. Çünkü Binali Bey'in yanına öyle kolay sokulamazsın Ekrem İmamoğlu'nun yanına sokulduğun gibi. Çünkü aradaki emniyet tedbirleri bakımından ciddi bir fark var. Zaten Binali Bey'in yanına birisi o şekilde sokulursa buradan ilk şey yapacak olan bu işin sıkıntılı olduğunu söyleyeceklerden bir tanesi benim. İnsanlar soru da sorar, sormaları da doğaldır. Fakat bu soruları da hani seni bir ters ayakta yakalayayım da ben bak gör ne oluyor diye sormak mesela o işte o yapılmaması gerekenlerin arasında. Sen fikir sahibi olabilirsin, bu fikrini net bir biçimde de ifade edebilirsin. Söylenilen şeye katılmadığını da her tür yani hem ifadeyle hem mimiğinle de gösterebilirsin. Ama bunun ötesine geçemezsin. Bundan da daha vahimi, saygısızlıktan da daha vahimi yalancılıktır. Bir adamın söylediği bir lafı sağından solundan kesip sosyal medyaya yapıştırıp bak ne söyledi deyip arkasından gidiyorsan sen yalancısın, sen onursuz bir insansın. Yani onursuzluk yapan insanın da o onursuzluğu niye yaptığını izah etmesi gerekir. Bu Binali Bey ile ilgili de olursa da onursuzluktur, Ekrem Bey ile ilgili olursa da onursuzluktur. O bakımdan Hasan Basri'nin söylediği kıymetlidir. Yani bu sosyal medyada karartmalar, şunlar bunlar. Ya bir bırakın da ne diyorlar onu anlayalım. Ne yapacaklar onu anlayalım. Tamam. Bakın şimdi Binali Bey'in dönmüş olan kampanyası yani yeni geri yani dönmüş olan kampanyası değil mi? Geri dönüş kampanyası bu ikinci tur için kampanyasının kontuarları biraz belli oluyor. Şeylerde var sloganlar. Biz yaptık yine yaparız. Şimdi mesela ben onu akıllıca buldum. Neden akıllıca buldum? Çünkü Binali Bey'in büyük dezavantajı şeydi. O yerel bir siyasetçinin karşısındaki ulusal bir devdi. Tamam mı? Yani çünkü başbakanlık yapmış, meclis başkanlığı yapmış, işte Ulaştırma Bakanlığı yapmış, arkasında bir sürü proje var falan filan. Yani Binali Bey'e şeyi sor, köprüyü sor, sana anlatsın. Ekrem Bey herhalde o düzeyde anlatma imkanına sahip değildir. Şimdi o zaafı Ekrem İmamoğlu'nu ulusal seviyeye çekerek gidermeye çalışan bir bence akıllı siyasi kampanya var. Bir de kirli yalan dolan sahtekarlık efendime söyleyeyim ve tezvirat üstüne kurulu bir kampanya var. Birincisine ne kadar saygı duyuyorsan ikincisini de o kadar ciddi şekilde sorunlu buluyorum. Ve eğer İmamoğlu Binali Yıldırım'la beraber ulusal lige çıkarsa ben eminim mesela oylarında kayıp olacaktır. O ulusal lige çıkarsa çünkü orada Binali Bey hani abartılı bir ifade kullanmayayım ama yani geçer o da öyle diyeyim. Ama yerelde kaldığı müddetçe de kimsenin dönüp ona Hasan Basri'nin söylediği gibi hakkı var. Yerelde kaldığı müddetçe de kimsenin ona dönüp ya sen niye Türkiye ile Ermenistan arasındaki sorunları çözmüyorsun bakayım türünde tavırlar göstermesi de hiç doğal da değildir, normal de değildir. Bu kampanyada ayrıca yalan doğru işe yaramayacak. Bak çalışıyorsan öyle çalışma. Oradaki birader biraz evvel ya da hanımefendi biraz evvel Hasan Basri'nin kastettiği kişilik. Yalan uydurma yalan. Yalan uydurma. İşe yaramıyor. Şimdi şöyle bir gerçek var. Ben de biraz daha bir arka planına geçecek olursam. Şimdi bu Şerif Mardin'in meşhur çevre merkez ilişkileri noktasında aslında Adalet ve Kalkınma Partisi ilk kurulduğu dönem biz biliyoruz ki hep bu çevre çeperlerin partisi olarak onların sesinin yansıması olarak kurulmuş bir partiydi. O dönem Cumhuriyet Halk Partisi nasıl tabir edilirdi? İşte devlet, elitist ve daha çok bir merkez partisi. Halbuki geçen süreç bize artık bunun çok da böyle olmadığını gösteriyor. Yani artık Adalet ve Kalkınma Partisi eskiden olduğu gibi çevrenin, çeperlerin, yoksulların partisi olma durumundan o hikayede biz uzun bir zamandır yavaş yavaş başlayan, son dönem daha da fazla ivme
kazanmış bir kırılma görüyoruz. Ve buradaki hikayede artık ciddi anlamda bir kopukluk var. Yani Adalet ve Kalkınma Partisi seçmeninde de bu kopukluk var. Örgütünde de bu kopukluk var. Yani zaten eskiden olduğu gibi bu bütün o ciddi, büyük, hani bizim eskiden onu tabir ederken dev bir kampanya makinesi olarak tabir ettiğimiz parti artık o gücünü asla biz görmüyoruz. Zaten bunu nereden de biliyoruz? Bunu sadece dış gözlemler değil, içeriden kopanların eleştirilerinden, işte Davutoğlu'nun eleştirilerinden biliyoruz. Biliyorsunuz Davutoğlu bunu uzun uzun anlattı. Şimdi ikinci noktada bu Ali Babacanların yine sürekli bir gündemde olan, işte Abdullah Gül falan, sürekli gündemde olan parti kurma meselesinden ve oradan yükselen eleştirilerden görüyoruz. Ya da en basiti, biz bunu nereden görüyoruz biliyor musunuz? İşte birkaç hafta önce burada da biz de konuk ettik, işte eski Aziz Babuşçu'dan da, eski il başkanı, sandıkları bu seçimde koruyamadıklarını söylemekten görüyoruz. Şimdi gerçek anlamda örgütlü bir parti, sahada çalışan, seçmenle birebir ilişki kuran parti, biz sandıkları da koruyamadık gibi bir serzenişte bulunamaz. Bu onların sahada çalışma mekanizmalarının ne kadar zayıfladığını, halkla buluşmalarının ne kadar zayıfladığını gösteriyor bize. Diğer noktada da biz ne görüyoruz? İşte biraz önce söyledim, yoksul, kent yoksulluğunu çeken ilçelerde ciddi anlamda seçime katılmama görüyoruz. Oylarda Binali Yıldırım'ın 2018'de Adalet Kalkınma Partisi artı MHP oy toplamının altında bir performansa kaldığını görüyoruz. Biz bunu ayrıca nereden biliyoruz? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, hatırlayacak olursanız, sert bir dille karınlarını doyuruyoruz ama oy alamıyoruz, artık başka bir yol bulmalıyız gibi büyük bir serzenişinden görüyoruz. Artık yani ilk kurulduğu dönem ikna ederek seçmenden oy alan bir parti vardı. Daha sonraki dönemlerde, yani bir 2018 ya da ondan bir önceki dönemde korku politikalarıyla oy alan bir partiye dönüştü. Çünkü ikna etmede zorlanmaya başladı. Özellikle son seçimlerde beka sorununu sürekli gündeme getirmek bir rastlantı değil. Ekonomik olarak çözüm üretemediği seçmeni bir anlamda karşısına bir korku politikası koyarak oy almaya çalıştığını görüyoruz. Fakat işte önce ikna, sonra korku ve son aşamada da artık partinin seçmenlerinde bir kopuş var. Ve parti de bunu biliyor. Adaylar da bunu biliyor. Dolayısıyla bu çerçeveden de biz baktığımız zaman o hikayenin kurgulanmasında, eski kampanyaların yapılmasında, yapılamamasında Adalet ve Kalkınma Partisi'nin çok ciddi anlamda geriye düştüğünü görüyoruz. Geriye düştükçe bu sefer ne yapıyor? Bu sefer söylemlerini sertleştiriyor. Söylemleri sertleştirdikçe de kutuplaşma politikasına giriyor. Ötekisi kötü. Şimdi siz sürekli bir şekilde ötekisi kötü derseniz toplum da bir müddet sonra bu dili alır ve işte karşınıza karşı partinin adayı geldiği zaman biraz önce Ahmet Hanım da söylediği gibi son derece saldırgan bir tutum sergiler. Peki. Burada senden devam edeceğiz aradan sonra. Ama bu ara müziği kesmek istemedim ama zaman daraldı. Bizim kısa ara bir müziği de heyecanlı ya. Bizim ara müziği bayağı heyecanlı. Hadi diyor, gidin diyor. Sağ salim, gidin sağ salim, çabucak gelin diyor. Hızla döneceğiz efendim. Evet, aranın ardından yeniden gerçeklikine de seçim sürecini algılamaya, anlamaya çalışıyoruz. Bir algı dedim de korktum bir an. Böyle algılamaya çalışıyoruz değil, algı yapıyoruz. Algılamaya çalışacağız canım. Niye ama yani? Hakikaten şunu anlamaya çalışıyoruz. Bir yandan da İmamoğlu mu kazanır, Binali Yıldırım mı kazanır tartışmasının çok ötesinde şeyler konuşuyoruz bir yandan. Yani ya Türkiye bir dönemeçten geçiyor dönüyor. Bu seçimin sonucunun başka siyasal sonuçları olacağından bahsediliyor. İşte eğer İmamoğlu kazanırsa AK Parti açısından siyasal bir kırılma ve yeni bir dönem demektir deniyor. Kazanamazsa başka, yani onun için sadece İstanbul seçimini konuşmuyoruz tane, aslında. 22 tane 24 saat var.
13.729 oy farkı var. Seçime gitmemiş 1.700.000 küsur seçmen var. Kim biliyor ki onu? Kimse bilmiyor yani. Evet. Onun için yorum yapılabiliyor. Bilinse yorum yapamıyor. Söz Gülfem'deydi araya giderken. Evet Gülfem. Evet. Ben de böyle aradan sonra tekrar nerede kalmıştı toparlamakta zorlanıyorum biraz ama öncelikle arada fark ettik Sayın Uğur Dündar büyük duayen sağ olsun bizim için program için güzel bir tweet atmış. Çok bu teşekkür hafta ederiz. Sağ olsun. Evet çok teşekkür ederiz kendisine. Bizim için çok önemli düşünceleri çünkü. Biz bu son kalan dönemeçte İmamoğlu mu işte Binali Yıldırım mı daha avantajlı olarak başlıyor dediğimiz zaman bu bir takım biliyorsunuz siyasette simülasyonlar da yapılıyor. Şimdi bu simülasyonlara göre aslında oy oranlarını 24 Haziran'a katılımı 24 Haziran'a çektiğimiz zaman simülasyon yapıldığında Ekrem İmamoğlu ufak bir farkla yine avantajlı durumda olduğunu görüyoruz. Ama bu sadece matematiksel simülasyon. Ve tabii ki seçim kampanyaları zaten bu matematiksel simülasyonları değiştirmek için var. Yeah. Dolayısıyla bu 23 gün o anlamda çok kritik. Ama bu kritikliği yani sürekli biz biraz önce de Ahmet Han söyledi. Bu 1.700.000 sandığa gitmeyen seçmeni kim sandığa götürebilecek? Ve sürekli biz bunun üzerinde tartışıyoruz. Ne olacak da götürecek üzerine tartışıyoruz. Ve burada da tabii bu 1.700.000 sandığa gitmeyen seçmenin tek 23 günde işte seçim kampanyalarına bakarak değil bir takım bütün bu yaşadığımız sürece güncel konjonktüre ve içinde var olduğumuz siyasete bakarak da oy vereceklerini biz çok iyi bir şekilde biliyoruz. Şimdi Binali Yıldırım'ın çok büyük bir dezavantajlarından biri var. Nedir bu dezavantajı? Kendisi makro siyasetten gelmiş bir aday olduğu için sürekli makro siyaset gündemine maruz kalıyor. İşte biraz önce Hasan Basri de söyledi. Sayın İmamoğlu bir yerel yönetici, başarılı bir ilçe belediye başkanlığından geldi. Dolayısıyla siz ona bir makro soru sorduğunuz zaman, makro siyaseti ilgilendiren bir soru sorduğunuz zaman onun bununla ilgili cevap vermemesi son derece normal ve doğal. Çünkü o bir belediye başkanlığına aday ve bir belediye başkanı olarak geldi. Halbuki biz Binali Yıldırım'da birçok makro siyasetin yükünü görüyoruz. Biz yani seçmenler Binali Yıldırım'da bu süreçte var olan kutuplaşmanın bir parçasını görüyor. Çünkü Binali Yıldırım o anlamda bir kutuplaşma varsa bu toplumda onun birebir muhatabı, birebir bir parçası başbakanlık yapmış, meclis başkanlığı yapmış bir kişi. Dolayısıyla onun bu kutuplaşan toplumda bir adım üste çıkması daha zor. Halbuki Ekrem İmamoğlu söylemlerini yerelde tutarak çok farklı seçmen kitlelerine hitap edebiliyor. Şunu diyebiliyor yani. Bir şey soracağım. Çok farklı seçmen kitleleri vurgusu yaptın yani. Kendisi de sürekli kucaklamaktan bahsediyor. Evet. Kucaklamak, kucaklamak. En fazla kullandığı belki kavram kucaklamak. Bunun üzerinden şöyle şeyler de konuşulmaya, tartışılmaya başlandı. Belki çok yaygın bir şekilde konuşulmuyor ama katılır mısın, katılır mısınız diye soracağım. Yani sen de çeşitli siyasi liderleri birebir takip et. Benim yanı sıra kimisini de profesyonel mesleğin gereği takip etmişsindir. Hiç tanık olmasan da. Mesela Ekrem İmamoğlu için şöyle söyleyenler de var. Klasik bir Cumhuriyet Halk Partili profilinde değil, yani benzese 2019'un Özal'ı. Özalvari biri. Özalist biri. Yani dört eğilim birleştirme, işte herkes yani o anlamıyla burada vurgu şu. Bir, daha sağa yakın biri. İki, işte muhafazakarlarla ilişkisi vesairesi kısmıyla o anlamıyla böyle sosyal demokrat solcu bir CHP tipolojisinden daha çok daha merkez sağda böyle liberal özalvari biri diyenler de var. Bu anlamıyla bütün liderlere mesleğin gereği yakından bakmış biri olarak onların çizgisine bakmış biri olarak mesela İmamoğlu'nda bu yoruma benzer bir şey görüyor musun? O kucaklama meselesi. Kucaklamanın kastı yani bütün eğilimleri toplama. ANAP öyle bir partiydi ya öyle o iddiaydı ya. Öyle bir şey gözlüyor musun? Şimdi zaten siz söylemlerinize hizmet odaklı tuttuğunuz zaman bunu başarabilmeniz çok daha rahat oluyor. İmamoğlu'nun da yaptığı bu. İşte kent yoksulluğuyla mücadele edeceğim dediğiniz zaman artık bunun partisi yok.
Çünkü CHP'li var, İYİ Parti de var, HDP seçmeni de var, MHP seçmeni de var, AK Parti seçmeni de var. Herkesin ortak duygusu kent yok, ortak bir sorunu kent yoksulluğu. Adalet dediğiniz zaman herkese ortak kesen bir değer adalet. Çünkü her partiden insanların ihtiyacı olduğu ve son dönem her partiden farklı seçmen profillerinde de en önde çıkan değerlerden biri adalet. Dolayısıyla İmamoğlu'nun da yaptığı şey tam da bu. Bu yüzden de makro siyasete girmeden, söylemlerini yerelde tutarak bu birlikteliği sağlayabiliyor. Diğer bir noktada da bakacak olursak biz, evet, vaatlerine bakalım. Aslında vaatleri, projeleri Ekrem İmamoğlu'nun son derece sosyal demokrat projeler. Birebir de sosyal demokrat projeler. Yani ücretsiz süt, su, ne bileyim işte burs yardımları gibi çok temel sosyal demokrat politikalar izliyor vaatlerinde. Ama söylemlerine baktığımız zaman biz, evet, orada hem kucaklayıcı bir dil hem de sağ seçmene de hitap edebilecek noktalar görüyoruz. İşte Ramazan'da örneğin geçen gün yine vardı dua okuyan. Gülfem, dayanamayıp soracağım yalnız. Dua okuyan. Bak şimdi pazarlamada bir şey vardır. Siyasal pazarlama tabii nihayetinde bunun bir kolu. Pazarlamada şöyle bir şey vardı ve eminim Hasan Basri'de şu an bunu sorma isteği vardı. Ben önüne geçiyorum. Bir ürünün herkes için ayrı ayrı şeyler ifade etmesinden kaçının derler. Bu orada nereye oturuyor? Onu bir anlatsana. Çünkü ben de çıkıp diyebilirim ki bu böyle olamaz yani. Aynı anda herkese nasıl hitap edersin? Projeler edebiliyorsa nasıl edebiliyor diye soruyorum. Önyargıyla sormuyoruz ya. O şöyle, tabii ki sonuçta sizin bir çizginiz var. Yani biz zaten Ekrem İmamoğlu'nun işte sağ politikalara yakın, sağ seçmene yakın denmesinin nedeni bu, bir yandan vaatlerinde sosyal demokrat politikaları olması ama bir yandan seçmenleri kucaklayıcı bir dil. Yani kucaklayıcı bir dil o anlamda şöyle söyleyeyim, kutuplaşmış bir toplumda sizin var olan siyasetçilerden farklı bir profil çizmenizdir önemli olan. Yani bir taraf kutuplaştırıyorsa sizin kucaklayıcı olmanızdır burada ayrıştıran şey zaten. Ekrem İmamoğlu'nun da yaptığı bu. Tam kutuplaşmış, nefret söylemlerinin sıkça kullanıldığı bir siyaset arenasında kucaklayıcı bir dil kullanarak kendisini farklılaştırdı. Bir de sonunda şu değil mi ya? Yani kaygımız iyi yaşama kaygısı sonunda. Aynen yani öyle. Bu ülkenin vatandaşları olarak sonunda bir kısmımızı, öbür kısmımızı işte A köşesine, B köşesine yollayıp kendisi de kalan yerde salon salamancı yaşayamayacağına göre, böyle bir şey hayal dahi edilemeyeceğine göre, bunu hayal eden ahlaksız olacağına göre, bizim esas meselemiz burada hani el ele tutuşmasak da yan yana yaşamayı becerebilmek. Belli bir Hasan Basri'nin hep söylediği şeydir. Ona da yani çok da katıldığım bir şey. Siyasetin doğası o. Biraz evvel bahsettiğim o Carl sormuş da seyirciler. Evet, izleyiciler kitabı soruyor. Carl von Clausewitz'in Savaş Üzerine kitabı. Savaş Üzerine kitabı. Türkçe tercümesi de var. Hatta bir iki tercümesi birden var. Artık hangisidir, hangisi kötüye girmeyeceğim. Reklama girelim. Bazıları bayağı kötü. Bazıları bayağı kötü çünkü. Doğru tercümesinden okunursa çok faydalı. Ve müzik bana duyduğunuz zilin sesini yaptı. Evet. Ama yani söylediğim şu. El ele tutuşmasak da yan yana yaşamak zorundayız. Bu bizim memleketimiz. Esas kaygımız kimin ne söylediği, ne yaptığı değil. Eninde sonunda siyasetçinin ürettiği projelerle bize o daha iyi yaşamı sağlayıp sağlayamayacağı. Bu biraz daha orta düzey kaygımız, mezzo düzey kaygımız. Makroda büyük düzeydeki kaygımız da siyasetçinin esas görevi iktidarda olmak değil. Siyasetçinin esas görevi toplum sözleşmesinin sürdürülebilirliğini sağlayacak şekilde bir politika takip etmek. Bunu yapabiliyorsa onu da söyler, bunu da söyler. Aradan sonra başka neleri söyleyebilirler konusunda görüşlerini paylaşacaklar. Hasan Basri Yalçın, Ahmet Kasımhan ve Gülfem Saydan Sandar. Aradan sonra.
Evet, arada mesajlarınızı okumaya çalışıyorum ki hayli sayıda, hayli sayıda yorumunuz var, eleştirileriniz de var. Hasan Basri Yalçın'a yönelik eleştiriler var, Güfem Saydan Sanvi'ye yönelik eleştiriler var. Kızanlar, sevenler, alkışlayanlar. Valla duygudan duyguya geçiyor izleyiciler, programın içindeler yani. Konuya da hakim bir şekilde yorumlarını paylaşıyorlar, sorularını paylaşıyorlar. Daha ne isteriz? Evet, kalan zamanda da birlikte olmaya devam edelim. Okuyacağım efendim. O da aslında yorumlarsın. Yine bizim bu kutuplaşma dediğimiz unsurun diyeyim, topluma ne kadar yayıldığıyla da ilgili bir şey. Yani herkes kendi görüşünde olmayanı karşısında gördüğü anda sinirlenmeye başlıyor. Halbuki işte bizim biraz önce de söylediğimiz beraber yaşamak tam da böyle bir şey. Yani sizin o tahammül etmek değil, diyalog kurmanız gerekiyor. Hı-hı. Ya, saygı duyacaksın, diyalog kuracaksın. Dolayısıyla ama biz baktığımız zaman işte bu kızgınlıkları, küskünlükleri bence Adalet ve Kalkınma Partisi'nin içindeki seçmenin de ciddi anlamda küskünlüklerinin nedenlerinden biri de bu. Yani öyle bir noktaya geldik ki aslında bizim öteden beri gelen bir makbul vatandaş kavramımız hep vardı. Şimdi bunu kabul etmemiz gerekiyor. Ama şimdi örneğin makbul STK'lar oldu. Değil mi? Makbul iş dünyası oldu. Makbul STK'lar oldu. Hatta ve hatta makbul taraftarlar oldu. Çünkü iktidar kendi STK'larını yarattı bir anlamda. Kendi taraftarını, maç taraftarını yarattı. Dolayısıyla da buna da bir noktadan sonra bunun içinde olmayan seçmenlerden tepkiler gelmeye başladı. Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu karınlarını doyurduk ama oy vermiyorlar kızgınlığının arkasında yatan şey tam da bu. Fakat bu seçmen grubu açısından da bakacak olursak biz artık o çok beğendikleri, hayran oldukları, bir dönem beraber yola çıktıkları partinin farklılaştığını görüyorlar. Ve burada çok farklı ben kırgınlıklar olduğunu düşünüyorum. Yani bu sadece ekonomik de değil. Evet, bir kısım seçmen ekonomik olarak fayda sağlayan Adalet ve Kalkınma Partisi'nin artık olmadığını görüyor. Bir kısım seçmen onlara özgürlük, işte adalet vaat eden partinin artık bu sözlerini yerinde tutamadığını görüyor. Bir kısım seçmen bu politikalarından, işte bu kendisine makbul STK'lar, dernekler, vakıflar oluşmasından kırgınlıklar duyuyor. Bir kısım seçmen hala aynı dertlerden müzdaripken kendi içlerinden çıkan siyasetçilerin bambaşka bir sosyoekonomik profile geçtiğini görüyor. Ve dolayısıyla da partiyle olan ilişkisinde sorgulamaya başlıyor. Bu da işte hem örgütüne yansıdığını düşünüyorum ben, hem seçmenine. Dolayısıyla kalan bir aylık sürede bu Adalet ve Kalkınma Partisi küskünlerini birden partiyle barıştırabilmek çok da kolay bir iş olmayacak. Yani bu sadece sizin iki tane doğru slogan bulduk, İşte Binali Yıldırım'ı iki tane daha fazla programa çıkarttıkla olabilecek bir şey değil. Bu nedenle de Binali Yıldırım işte geçtiğimiz gün çıktığı televizyon programında sesimi duyuramadığımı düşünüyorum diyor. Orada sesimi duyuramadığımdan kastı aslında söylemek istediklerini anlatamıyor. Bunun da temel bir tane nedeni var. İşte biraz önce anlattığım seçmenle karşılıklı hikayeler koptuğu zaman seçmene ulaşmanız, sesinizi duyurmanız çok zorlaşıyor. O yüzden de ben baktığım zaman 23 Haziran sürecinde İmamoğlu'nun daha avantajlı olarak bu kampanyada konumlanabildiğini düşünüyorum. Evet. Ben de eleştirilerim. Bazı eleştiriler mesela kendi içerisinde böyle iyi böyle analizler, tespitler de barındırıyor. Onu okumak istiyorum ama öyle bir üslupla yazılmış ki üsluptan kaynaklı okuyamıyorum. Yani ekrandan o üslubu paylaşmak istemedim. Yani dili böyle kursa... Tercüme. Ya o zaman da ben öyle mi dedim, o öyle mi dedi falan diye polemik olacak. Onun için tercüme etmiyorum ama hani hakikaten o yorumu sadece yorum olarak paylaşmış olsa zaten merak programa ettim, katkı. Tamam, vereceğim. Şimdi bir yandan da mesela Hasan Basri Yalçın bir yazı yazdı, ona baktım. Bir de bir şey söyle, seni şeyden eleştirmişler.
Bize niye hoca demiyorsun da işte Ahmet Kasım, Hasan Basri, Gülfem diyorsun diye. Niye? Niye öyle diyorum? Ne bileyim, bilmem niye öyle diyorsun bilmem diye sormuşlar. Sen söyle dedi. Adam ateş attı yani. Hani yok. Bana şimdi, bırakma kendini. Burada da bir komplo yok. Eren Eğilmez ve burada konuk olan biz üçümüz çok uzun zamana yayılmış dostluklara sahibiz. Dolayısıyla birbirimize normal hayatta nasıl hitap ediyorsak öyle hitap hani ediyoruz. Hani yapmacık olmayalım yapmacık istiyorsunuz. Üretilmiş evet. insanlardan rahatsızsınız, algı yapıyorsunuz diyorsunuz da işte algı yapma o kadar. İşte normalimiz böyle. Yani ben kendisini aradığım zaman itiraf ediyorum hiçbir zaman Eren Bey nasılsınız demiyorum telefonda yani. Eren nasılsınız? Şimdi şöyle, Gülfem dedi ki aslında AK Parti başladığı yerde değil dedi ve bu artık AK Partililer tarafından da görülen, fark edilen bir şey olduğu için. Bunun bir yıpranma payı var ama tersten de işte İmamoğlu'nda öyle bir yeni dalga olarak bir şey görüyor. Bir yandan da sen de bir yazında, yani onu biraz açmanı isteyeceğim ya, bence onun üzerine biz de tartışalım. Yumuşak geçişçiler diye bir kavram da var. Yani işte sen burada AK Parti'nin içine yönelik bir ifade ve şey veya çeperine yönelik bir şey söylüyorsun. Hani muhalefete de söylemiyorsun. Şimdi yumuşak geçişçiler diye bir kavram üretmene sebep olan durum ne? Bir geçiş varsa bir şey bitiyor, bir yere gidiliyor demektir. Yani bir şey bitiyor. Ya da bu bir yere... nevesleri vardır. Veya bu nevesleri var. Yani iç içe bir sürü soru var. Onları alt alta sorarım tekrar ama yumuşak geçişçiler. Bir kere eğer bir geçiş olacaksa onun yumuşak olmasına mı karşı Hasan Basri Yalçın? Sert mi olmalı? Yoksa ne derler? Neyin peşindesin? Neyin peşindesin? Kim bu yumuşak geçişçi? Çünkü niye? Tam şu zamanda bir anlam ifade ediyor. Yine Gülsem altını çizdi. İşte bir yandan dedi işte Davutoğlu'nun eleştirileri dedi. İşte Babacan vesaire orada bir siyasi yapı kuruluyor dedi. Şimdi bu tür aktörler de varken siyasette geçişçiler. Çünkü bir yandan da eğer İstanbul'u kaybederse AK Parti, Ekrem İmamoğlu kazanırsa siyasal olarak da Türkiye'de bir geçiş dönemine girileceğine dair bir bakış açısı da var. Anlatayım istersen. Yani şimdi şöyle, önce birkaç şeyi tespit edelim. Yani 17 yıllık bir AK Parti iktidarından bahsediyoruz. Yani ben bilmiyorum, bilen varsa söylesin. 17 yıl boyunca 10 küsür seçime girip her seferinde seçimi kazanan bir, yani böyle bir örnek ben dünyada bilmiyorum. Şey var. Yani Japon. Bu hakim partileri, Japonya ve benzeri hakim partiler, onlar zaten hani kendi kategorilerinde bir şey. Ama Türkiye gibi rekabetin yoğun olduğu ülkelerde bunun eşi benzeri yok. Yani 17 yıl boyunca aynı siyasi lider ve onun ekibi, teşkilatı seçim kazanmaya devam ediyor. Şimdi yani biraz önce birçok şeyden bahsettik. Bu hani... biraz bilim felsefesine de giren kısmıyla işte gerçeklik nedir, algı nedir, algı nerede oluşturulur falan. Bunları konuşurken yapılacak en temel hatalardan bir tanesi, ben hep şunu kabul ederek başlarım. Her insan kendisi bizatihi taraftır. Taraf olduğu yerden sosyal gerçekliğe bakar ve o sosyal gerçekliği okumaya çalışır. O sosyal gerçekliği özellikle mesela hani akademik bir çalışma yaparken ön yargılarınız nelerdir? Önce onları koyarsınız ortaya. Sizi değerlendiren insanlar da o ön yargılarınızın içerisinde sizi değerlendirir. Yoksa bambaşka ön yargıları, dünyaya bakışı bambaşka olan, dünya düzdür varsayımına inanan bir insanla aynı düzlemin içerisinde konuşamazsınız. Çünkü onun şeyi bambaşkadır, perspektifi bambaşkadır. Şimdi bütün bunları konuşurken mesela şuna dikkat etmek gerekiyor. Yani sosyal gerçekliği tanımlarken ona dikkat etmek gerekiyor. Şimdi Gülfem kendi durduğu yerden bir AK Parti tarifi yapıyor ve işte onun kendi içerisinde haklı olduğu yerler var. İşte AK Parti'nin 17 yıldır iktidarda bulunmasının onda yaratabileceği yorgunluk, onun içerisinden ayrılabilecek siyasi kimlikler vesaire. Ama AK Parti'nin bu 17 yıllık süreci çok hızlı, çok çekişmeli bir süreçti. Ve bu çekişmeli sürecin içerisinde şöyle bir durum var. AK Parti iktidara ilk geldiği günden bu yana biz neyi tartışıyoruz? İktidar oldu ama muktedir olabilecek mi meselesini tartışıyoruz. Nedir bu iktidar olup muktedir olamamak meselesi? Hatırlayın, yani 2004, 2003, 2004, 2005 bütün bu dönemlerde AK Parti'nin zaten devlete hükmedemediği yönünde
eleştiriler vardı veya değerlendirmeler vardı. O değerlendirmeler esnasında mesela şeyi hatırlarsınız, işte 367 kararının olduğu dönemde 367 kararı uygundu değildi, Abdullah Gül'ün aday çıkartılması doğruydu değildi tartışmaları. Ben yine bu kendi kulaklarımla AK Parti'de sonra milletvekilliği yapmış, AK Parti'nin içerisinde yüksek düzeyde bürokratlık görevleri falan yapmış kimselerden bazılarının ya Abdullah Gül'ü de çıkarmasaydık kardeşim, aslında düzenle biraz anlaşsaydık, dolayısıyla bu kadar düzenle sert bir mücadeleye girmek gerekmez diyenlere şahitlik ettim. Sonra Gezi olayları esnasında AK Parti'nin içerisinde yine doğrudan doğruya AK Parti'nin kendisine yöneltilmiş eleştirilerle karşılaştım. Yani nedir o? İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan aslında Gezi Parkı olaylarında daha tavizkar bir tutum takınmalıydı, uzlaşmaya gitmeliydi. Ama Cumhurbaşkanı Erdoğan kendi durduğu ve siyasi partisinin kendi geleneği içerisinden yaptığı değerlendirmede bir uzlaşı meselesinin aslında AK Parti'yi ve iktidarı devirmeye yönelik bir eylem olduğu şeklinde bir değerlendirme yaptı. Veya 17-25 Aralık olaylarını hatırlayın değil mi? 17-25 Aralık olayları sırasında Yüce Divan'a sevk edilme vesaire gibi şeylerde AK Parti'nin içerisinden siyasetçi, bürokrat, akademisyen, medyacı gibi isimlerin zaman zaman dönüp AK Parti'nin içerisinde bu tür söylemleri ortaya koyduğuna şahitlik ettim. 17 yıl boyunca seçim kazanıyorsunuz, 17 yıl boyunca iktidarda bulunuyorsunuz ama içeride çeşitli gruplar var ve bu gruplar sürekli sanki böyle daha uzlaşmacı bir tavrı temsil ediyormuş gibi davranarak. Başka bir alan için çok kullanılır aslında. Şöyle desem, katılır mısın şeyi, fotoğrafı sen çizdin için, bu senin tezin olduğu için sana soruyorum yani. AK Parti'nin içinde böyle şahinler, güvercinler gibi. Yok, hayır, bunların şahinlikle, güvercinlikle falan alakası yok. Bunlar çoğunlukla kişisel çıkar etrafında toparlanan isimler. Bakın bu yumuşak geçiş meselesi en fazla ne zaman tartışıldı biliyor musunuz? 15 Temmuz darbesi esnasında ve sonrasında. Yani şöyle bir imaj, yurt dışında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kalemi kırıldı. Dolayısıyla ona yönelik operasyonlar artarak devam edecek. Ülkenin içerisindeki bütün kurumlar, bütün partiler, bütün farklı gruplar, kitleler Erdoğan'ı götürmek üzere kurgulanıyor. Yurt dışında işte döviz operasyonları, bilmem ne operasyonları, S-400'ler üzerinden çıkarılan tartışma, Davos meselesinden itibaren Erdoğan'ın kişiselleştirilerek onun üzerinde bir baskı, Türkiye'ye yönelik bir baskı üretiliyor. Bütün bu tartışmaların esnasında benim hep dikkatimi çeken bir gruptur bunlar. Bunlar genelde aslında varlıklarını olanlar da vardır. Kişisel olarak hala oralarda bulunup hala geminin kaptanına güvenmeyen, hala işte acaba iktidardan biz gittikten sonra ne olur? Bakın bunun kökenleri var. Nasıl bunun kökenleri var? İşte mesela 28 Şubat döneminde yaşananlar bunun o insan gruplarında yarattığı korkulardır. Daha önceki tek parti döneminde yaşananlar bu ülkede iktidar olup muktedir olamamış kitlelerin içerisinde peki biz gittiğimizde ne olacak? AK Parti iktidardan düştüğünde ne olacak? İntikamcı bir iktidarla mı karşılaşacağız soruları sürekli sorulur. Benim görebildiğim kadarıyla AK Parti'nin içerisinde buna en fazla, en açık bir şekilde pozisyon alan isim Cumhurbaşkanı Erdoğan. Zaten dikkat edin bakın, o 17 yıl boyunca yanındaki herkes sanki böyle uzaya fırlatılan bir roketin yavaş yavaş etrafından kopması gibi bu cesaret testinden kalarak aslında birçoğu gemiden ayrıldılar. Nedir bu? Bunun çok basit bir mantığı var. Gemi batabilir, biz batmadan kendimiz bir filikaya sahip çıkalım, o filikayla yolumuza devam edelim. Halbuki bilmiyor ki bu tür kasırgalar, bu tür fırtınalar esnasında eğer o gemi batıyorsa filika zaten hayli hayli paramparça olur. Şart mıdır? Ne gibi? Yani şey şart mıdır yani? Arkasından kasırga olması şart mıdır yani? Yani şimdi beklenti o. O beklentiye sahip olarak yani ben o beklentiye sahip miyim değil miyim o bambaşka bir şey. Okay. Onu konuşuruz ama buradaki kitlelerin içerisinde sahip oldukları his, bunun arkasından bir kasırga var. Bu kasırgada işte gemi bir şekilde batırılacak. Evet, biz 17 yıldır AK Parti'nin düşmesi, bak çok tuhaf bir kavram, düşmesi. Nedir bu? Son derece doğaldır. Değil mi? Demokrasilerde bir parti kazanır, ertesi seçim kaybeder, tekrar gelir, tekrar gider. Ama biz uzun süredir AK Parti'nin kaybetmesi ve AK Parti'nin kaybettikten sonra neler olabileceğini tartışıyoruz. Şimdi bakın bir yerel seçim geçirdik. Yerel seçimde AK Parti %52 oy aldı. Veya Cumhur İttifakı diyelim. Cumhur İttifakı %52 oy aldı. Önümüzde 4 yıl daha
Değil mi? 4 yıl daha seçimsiz bir dönem var. Bu 4 yıl boyunca bazı gruplar, bazı isimler, bazı bireyler hep bu şeyin hesabını yapıyorlar. Yani peki yahu böyle bir şey olabilir mi? Bu mümkün mü? Bu sağlıklı bir bakış açısı mıdır? Değildir. Çünkü iktidarlar ne yaparlar? 4 yıl, 5 yıl boyunca ülkeyi nasıl yöneteceklerini düşünürler. Ama o grupların içerisinde bazı isimler eğer ondan önce kendisini güvenceye almak hissine kapılıyorsa burada sorunlu bir şey vardır. Benim dikkati çekmeye çalıştığım şey bu. Dikkati çekerken aslında odaklandığım şey de şurası. AK Partililerin içerisinde bu tür duyguya sahip olma hissinin normal olduğunu da söyleyebilirsiniz. Dersiniz ki ya evet 28 Şubat'ta hakikaten bu ülkede olmaması gereken olaylar oldu. Ve ondan sonra AK Parti iktidarı geldi. Sonra tekrar buraya dönülme ihtimalinden bazı insanlar korkuyor olabilirler. Veya bazı insanlar elde ettikleri imtiyazları kaybetmekten korkuyor olabilirler. Dolayısıyla bunlar siyasetin doğasında hep vardır. Ama her seferinde biraz önce mesela Gülfem örnek gösterdi. İşte çeşitli eskiden AK Parti'de siyaset yapmış isimler açıklamalar yapıyorlar, manifestolar yapıyorlar. Orada da acayip bir şey var. Ve bunlar her seferinde aynı dili kullanırlar. AK Parti'nin içi. Bakın %52 Cumhur İttifakı orada dururken. Şimdi ben kendimi muhalifin yerine koyuyorum. Muhalefet parti liderlerinden bir tanesinin yerine koyuyorum. Bu kadar karmaşanın içerisinde AK Parti seçmeninin küskün olduğu bir dönemde, ekonomik krizlerin yaşandığı, Türkiye'nin üzerine yoğun baskıların olduğu bir dönemde hala AK Parti veya Cumhur İttifakı yerel seçimlerde %52 oy alabiliyorsa bunun bir anlamı vardır. Yani bu önemlidir. Bunu bir kenara bırakıp aman AK Parti kaybediyor, ama AK yerel Parti seçimde gidiyor falan gibi bir şamata yaratarak. Yerel seçimde Cumhur İttifakı'nın eriştiği oy oranından daha çok kaç büyük şehri aldığı meselesi şimdi onu konuşalım. Bir skor olarak değerlendiriliyor ya. Yani İstanbul'u alamadı, Ankara'yı alamadı onu, diye gidiyor onu ya. Onu materyal kazançta bir skor olarak değerlendirebilirsin. Ama bu demektir ki aynı zamanda büyük şehirler kaybedilmiş olsa dahi bugün seçim olmuş olsaydı Cumhurbaşkanı Erdoğan yine seçimi kazanacak. Ama şimdi bunu biraz kendileri yaratmadı mı? Yani seçim işte öncesi onu anlatmaya çalışıyorum. Kendi seçmeninin mobilize edebilmek için dediğin bunu isimler yarattılar. Senin aslında kendileri değil. Yani biraz önce hani sen o isimleri zikrettiğinde ben hafifçe gülümsedim. Sen de sordun bana neden gülümsedin diye. O verdiğin isimler AK Parti'nin içerisinde ve AK Parti'nin başarısı için uğraşan isimler değil. Onlar zaten başka bir siyasi tahayyülün içerisine çoktan girdiler. Yani aslında senin verdiğin örnekler AK Parti'yi temsil etmeyen örnekler. Bu, ama işte o içindeki yaşadığı kopuş. Ama bak bir cisim mi yaklaşıyor? Bu bir cisim yaklaşıyor meselesi. Hayır i̇çinde değil. İçinde yaşadığı kopuş. Tam da onu söylüyorum. Bu bir cisim yaklaşıyor meselesi. 17 yıldır tekrarlanan bir mesele. Ya bakın Gezi'de de olacaktı bu, 17-25 Aralık'ta da olacaktı, darbede de olacaktı. Her seferinde, her seçimde biz aynı şeyle karşılaştık. Bu sefer AK Parti gidiyor, bu sefer AK Parti çöküyor söylemleri. Olabilir, bu gayet doğaldır. Yani ne olur, bir siyasi partinin içerisinde yer alırsınız, onunla beraber devam edersiniz, gidersiniz. Bir yerde o siyasi parti kaybeder, siz de muhalefete düşersiniz. Şimdi bu bazı arkadaşlar o muhalefete düşme eğilimini bir intikam dönemi gelecek ve ben buna hazırlanmalıyım, ben Erdoğan'ın yanında gözükmemeliyime getirmeye başlıyorlar. Yani asıl mesele o. Bunların birçoğu kişisel kariyerlerini de hesaplıyor olabilirler. Yani işte AK Parti yönetiminden sonra ben siyaseten nerede olacağım, ben bürokratik olarak nerede, ben medyada nerede olacağım gibi birçok isim bunu kafasında kurguluyor. Ama bir tarafta AK Parti'nin içinde olduğu yeni siyasal oluşumlar söz konusuyken, yani AK Parti'nin içinden çıkmam artık AK Partili olmayan yeni siyasal oluşumlar söz konusuyken, bir taraftan da yine AK Partili belli siyasetçiler, şimdi mesela Cumhurbaşkanlığı İstişare Kurulu gibi bir yerde kendilerine yer veren, şöyle oldu yani. Eski AK Parti şimdi veya bakın, AK Parti'nin kuruluş döneminde de var olmuş olan isimlerin bakın, bir mesela, kısmı yeni bir hareketin içerisinde, bir kısmı da 5 dakika içerisinde, bu tarafta 5 bir yerde dakika duruyorlar. İçerisinde aynı kişiden şu tür AK Parti eleştirilerine rastlıyorum. Mesela diyor ki AK Parti eskiye dönmeli, eski kadrolara dönmeli vesaire. Şimdi bunu söyleyen 2002 kişi, ruhu diye bir şeyden bahsediyor. Bunu söyleyen kişi 5 dakika sonra şunu da söylüyor. Yeni isimler, genç isimler sahneye sürülmeli. Şimdi bu konuda o kadar bir kakafoni, o kadar bir karmaşa var ki kimin çoğunlukla hangi perspektiften, hangi metodolojiyle ne dediği çok net bir şey değil.
Bu doğaldır. 17 yıl boyunca iktidar olmuş bir partinin içerisinde çeşitli isimlerin küskünlüğe düşmeleri, onların liderlikle anlaşamamaları doğaldır. Ama öyle bir şey ortaya çıktı ki birçoğuyla AK Parti ile hiçbir alakası olmayan isimler sanki içeriden AK Parti'ye eleştiri yöneltiyormuş gibi bir pozisyona takılıyorlar. Ve onun üzerinden kendileri AK Parti'nin karşı cenahına bir meşruiyet zemini yaratıyorlar. Asıl mesele bu. Oradan diyor ki yani aslında şu akademisyen, şu gazeteci, şu bürokrat, şu siyasetçi AK Parti'ye yönelik şöyle bir eleştiride bulundu. İyi de o gerçekten AK Parti'nin pozisyonunu temsil eden bir isim midir? Çoğunlukla bunlar birbirine karıştırıldığı için. Peki bir geçiş süreci var mı? Hayır, ben bir geçiş süreci görmüyorum. Yani 4 yıl boyunca bu ülkede daha seçim yok. Yani 4 yıl boyunca AK Parti iktidarıyla karşı karşıyayız. Ve yine söyleyeyim. Bugün 4 yıl sonra bugünkü şartları ele aldığınızda hala %50'nin üzerinde oy alma ihtimali olan tek isim Erdoğan. Ve hala Türkiye siyasetini büyük oranda şekillendiren şey bu gerçeklik. Şimdi mesela Ekrem İmamoğlu'na bu oyunu oynamasını sağlayan şey bizatihi Erdoğan'ın kendi varlığı. Erdoğan orada bir siyasi aktör olmasa HDP seçmenini, İyi Parti seçmenini, Cumhuriyet Halk Partisi seçmenini ve Saadet seçmeninin içerisinden bir kısmını öyle kucaklıyorum retoriğiyle kucaklamanız mümkün mü? Onları bir şemsiye altında toplamanız mümkün mü? Tabii ki değil. AK Parti'nin karşısında her seferinde bu tür isimler oldu. Bir de şunu söyleyeyim mesela. Yani biz bununla ilk kez karşılaşmıyoruz. AK Parti ilk girdiği seçim %34. Sonra işte 40'lara çıktı. Sonra tekrar 38'lere kadar düştü. Sonra tekrar yükseldi falan. Biz grafiğe baktığımızda bunları defalardır görüyoruz. Yani aşağı doğru inen, yukarı doğru çıkan. Ama tuhaf bir korku yaratılıyor AK Parti'nin üzerinde. AK Parti'nin belki kendi elitleri tarafından yaratılıyor bu korku. Ve sanki hükümeti kaybetmek her şeyi kaybetmekmiş gibi. Sanki tek eleştirilmesi gereken hareket AK Parti'ymiş gibi. Şimdi mesela bakın, çok doğal olarak muhalefette olan partiler kendi iç eleştiri mekanizmalarında bu kadar abartıya gitmiyorlar. Değil mi? Mesela işte buna da yazı yazdım. Ekrem İmamoğlu. Evet, buna da çok sert bir yumuşak geçişçiler dediklerini, öyle yumuşak geçiş falan demeyin, bu yumuşaklıktan bahsetmeyin. Öbür taraftan öz eleştiri yapıldığında bu öz eleştiride Öz eleştirinin yöntemleri vardır. Bir siyasi parti öz eleştiri yapıyorsa bunun mekanizmaları vardır. O mekanizmalar içerisinde bunları yaparsınız. Ama birisi çıkıp manifesto yayınlıyorsa, birisi çıkıp orada AK Parti'ye zarar verecek açıklamalar yapıyorsa, bunların hala AK Parti içerisindenmiş gibi görünerek bunu yapmaları AK Parti'ye ciddi anlamda zarar veriyor. Öbür taraftan muhalefete bakıyoruz. Çok haklı ve doğru olarak. Şimdi Canan Kaftancıoğlu, Ekrem İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu, hepsi bunların aynı siyasi karakter mi, aynı kimliğin parçası mı? Hayır, değil. Ama bunlar birbirlerine karşı yöneltilmiş eleştirileri bile ne yapıyorlar? Bir siyasi parti disiplini içerisinde görmezden gelerek bunun üzerinden hatta birbirlerini ön plana çıkartıp birbirlerini temize çıkartarak yürümeye çalışıyorlar. Ama AK Parti'nin içerisinde bazı gruplar, AK Partili demeyeceğim aslında ben onlara, AK Parti'nin içindeymiş gibi duran bazı kimseler sürekli AK Parti'ye yönelik böyle bir meşru, abartılı eleştiri yöneltme hakkını kendilerine veriyorlar. AK Parti CHP'leşti. Ne gibi? Mesela CHP için söylenir ya bu. Ya, aynı anda şey CHP der ki bu parti için demokrasi derdi her zaman. Bu her türlü partinin içerisinde vardır bu tür isimler. Ama AK Parti'nin iktidardayken bunu yapıyor oluşunda tuhaf bir yöntem var. Yani şu, 4 yıl daha iktidardasınız ama böyle bir korku iklimi yaratıyorsunuz. Kendi adınıza, kendi siyasi geleceğiniz adına. Bu biraz şeyle alakalı. Yani dönüp işte bunun kültürel hegemonya boyutları var. O kültürel hegemonyayı hala AK Parti'nin bu ülkede üretemiyor olması veya AK Parti cenahlarının üretemiyor. Çünkü çok basit bir hikaye aslında bu. Neden üretilemiyor? Ben geçenlerde burada yine konuştuğumuzda söylemeye çalıştım. Yani kültürel hegemonya dediğiniz şey 3 günde yaratılan bir şey değildir. Herhangi bir doktoralı isim yetiştirmenizin süresi 10-15 yıldır. Bir gazetecinin çıkmasının süresi 10-15 yıldır. İşte ne bileyim bir başka entelektüelin, romancının çıkması, bunlar zamanla üreyen şeylerdir. Şimdi AK Parti iktidar oldu. AK Parti birçok şeyi kendi kontrolünde tutuyormuş gibi vesaire gözüküyor.
Ama gidin bakın mesela sosyal medyadaki dağılıma bakın. Bu sosyal medyadaki dağılım hiç de Türkiye'deki oy eğilimlerini yansıtmıyor. Neden böyle? Çünkü o kitleler iktidarda ancak 17 yıl bulundu. Ama diğer kitleler iktidarda 70 yıldır iktidarda bulunuyorlar. Şimdi bunlar hemen o günden bugüne eşitlenmiyor. Yani burada bir yandan ama sen şöyle cümle kurmuş oluyorsun. Basit bir hata. AK Parti o 70 yıllık iktidarın alternatifi bir siyasal hareketini yani net bir şekilde koymuş oluyorsun o zaman. Şimdi bu iktidar yani sürekliliğin devamlılığının değil de süreklilik devamlı Türkiye Cumhuriyeti'nin işte anayasası prensipleri genel prensipleri üzerinde AK Parti var oluyor ve var olmaya devam ediyor. Ama onun içerisinde değil mi, siyaset dediğimiz zaten böyle bir şeydir. Siyaset toplumda işte çıkar ve şeylerin dağıtımı meselesidir. Kaynakların dağıtımı meselesidir. O dağıtımda siz siyasi parti olarak kendi kimliğinizi tatmin edecek eylemleri ön plana çıkarmaya çalışırsınız. Bu süre zarfında... Ama işte orada bir alternatif yapmak için bir paradigma olması lazım. Hepiniz o paradigma şey değil, gökten zembille inmiyor o paradigma. O paradigma zaman içerisinde o toplum gruplarının ürettiği entelektüeller, siyasetçiler, bürokratlar vesaireler tarafından uzun süreli şekillendiriliyor. Şimdi Türkiye'nin ben çok uzun bir süredir geçiş döneminde olduğunu düşünüyorum. Yani geçiş dönemi nedir? Türkiye bence normalleşmeyi yaşamak zorunda. Ama o normalleşme AK Parti kitlelerinin o toplumsal kapital, toplumsal sermaye denilen düzlemde diğer gruplarla eşit seviyeye gelebilmesiyle olur. O eşit seviyeye biz hala bugün... Gerginlik yani, bu mu peki? Gerginlik seviyesi. Şimdi, o eşitlenme konusunda bir gerginlik. O eşitlenme şey olmadığı halde yani tabii bütün Türkiye'deki mesele o değil mi? Zaten biraz önce hani söyleniyor ya, AK Parti kendi kitlelerini yaratıyor. AK Parti merkez çevre üzerinden tarif ettiği falan. Bunlar söyleyeyim, ben merkez çevrenin çok bu işi açıkladığı kanaatinde değilim. Ama şunu şöyle söylemek lazım. Türkiye'de çok uzun bir dönemdir. Ta Demokrat Parti geleneğinden itibaren aldığınızda iktidara gelmek isteyen geniş halk kitleleri var. Ve bunlar aslında AK Parti döneminde ilk defa iktidara gelebildiği hissine sahipler. Ama onun da uçucu kaçıcı ve yine muktedir olamamak gibi bir korkusunu hala yaşıyorlar. Ve aslında onun içerisindeki elitler o halk kitlelerine özgüven aşılayamadığı için de aslında bu sorun ortaya çıkıyor. Çünkü orada ciddi anlamda bir üretim söz konusu. Ben genel olarak şunu da düşünüyorum. Yani karşı taraf Cumhuriyet Halk Partisi veya diğer partilerin bulunduğu entelektüel zemin ne üretiyor Türkiye'de dediğiniz, öyle çok çok büyük bir şeyler üretildiği kanaatinde değilim. Ama bir dil hakimiyeti kurulabildi mi? Hayır, kurulamadı. Bunun ciddi anlamda zararlarını AK Parti sürekli görüyor. Mesela işte hem sosyal medyada hem de konvansiyonel medyada bu tür meseleler tartışıldığında AK Parti kendi tezlerini çoğunlukla anlatamaz bir konuma bile düşebiliyor bunca zamanın sonrasında. Veya sosyal medyada işte gidin bakın AK Parti'nin adayının söylediği bir şey çok daha kolay bir şekilde mahkum edilebilir. Üretilen malzemenin kalitesiyle alakalı olabilir. Üretilen senin söylediklerinin hepsinin sonucunda geldiği yer o. Üretilen onu üretecek adam yok. Dolayısıyla üretilen şey her daim hani şimdi bir içerik meselesi o zaman. Yani elinin altında çok fazla kanal olabilir ama bu içerik meselesinden ziyade ya içeriği üretiyorsun. Sen siyasi parti olarak içerik üretiyorsun. Yol yapıyorsun, köprü yapıyorsun, hastane başka yapıyorsun. Başka siyasi içerik. Bir saniye. Hayır bak, siyasi içerik. Siyasi içeriğin doğrudan doğruya kültürel hegemonyaya etkisi olduğunu varsayıyoruz ya. Gerçekten öyle mi? Ona bir bakalım. Siyasi içerik üretiyorsun. Mesela üçüncü havaalanını yapıyorsun. Tamam mı? Dünyanın en iyi havaalanını yapıyorsun. Ama sosyal medyada dünyanın en dandik havaalanı olarak sunuluyor. Bu işin içinden çıkılamaz bir hal. Ama o neye göre en iyi? Yani bir çevre katliamı yaparak ya yaptığın şimdi, bir havaalanını şimdi, en iyi olarak hayır, mı kategorize ederiz? Ben sana bir örnek vereyim mesela. Bir de ben şuna katılmıyorum. Eğimli yapılmış havaalanı, düzgün yapamamışlar. Tamam bak, 3 gün boyunca bu tartışıldı. Yapmayın. Eğimli yapılmış, o yüzden uçakların balataları fazla ısınıyormuş. Ya bunun üzerinden bile koca bir şey, yani onun nereye yapıldığı ile ilgili tartışma yapabiliriz, şunu yapabiliriz.
Bulgaristan'a vergi vereceğimiz meselesinden tutun da bir sürü şey karartmaya uğradı bu tür meselelerde. Şimdi bunu, ama orada bunu işte, kendi pozisyonunuzu... Ama ne taraftan baktığınızla ilgili, yani orada yapılış aşamasındaki oradaki işte ağaç ve çevre katliamından tutun. İşçi ha, bunlar işçi, eleştirilerdir. Tabii ölen işçi sayısını hatırlayacak olursak şey. Oradan çıkın. Bambaşka noktalar var. Bir dolayısıyla ben sadece şuna yalnız katılmayacağım Hasan Basri'ye. Şöyle bir durum var. Bu Adalet ve Kalkınma Partisi'nin işte biz düşüşünü tartışıyoruz falan diye bahsediyorsunuz ama bunu aslında bize bahsettiren kendileri. Neden? Seçim öncesi kendi seçmenini motive edebilmek için şöyle bir söylem kullandı bu parti. Büyükşehirlerin önce bunu Devlet Bahçeli kullanmıştı ittifak açısından. Arkasından bütün parti ve adaylar bunu kullandı. Özellikle üç büyük şehrin kaybedilmesi beka sorunu yaratır dedi. Değil mi? Üç büyük şehrin kaybedilmesi parti açısından bambaşka noktalara gidilir dendi. Bu hem kendi örgütlerini hem seçmeni mobilize edebilmek için kullandıkları bir söylemdi. Ama ne oldu? Şimdi büyük şehirler kaybedilince... Evet, ders verilecek zaman değil gibi evet, şeyler. Evet, ders verilecek zaman değil, işte beka sorunu olur, parti çok zor duruma girer diye hem örgüte hem kendi seçmenine sürekli bu mesaj verildi. Beka sorunu ne oldu sonra? Beka sorunu işte olmadığı görüldü. Bu nedenle de işte hayır, Hasan Basri'nin söylediği... Söylem olarak nerede şimdi? Var mı hala kampanya? Karşılık olmadığını gördükleri için zannedersem geriye çektiler. Bak mesela, şimdi yaptık yapıyoruz üzerinden. Bir bitireyim. Dolayısıyla bu söylemi, yani Adalet Kalkınma Partisi düşüyor söylemini, işte bir adım ilerisini düşünmeden kurguladıkları bir kampanya mesajı yüzünden şu anda cevap vermek durumundalar. Seçmenini mobilize etmek için, örgütünü mobilize etmek için kullandı, inandırdı bir anlamda demek ki. Şimdi bu büyük şehirler kaybedildi ve şu anda da açıklamaya çalışıyor. Hayır, partimiz dimdik benim, ayakta. Benim hayır, yaptığım beka eleştiri sorunu seçmene yönelik bir eleştiri değil zaten. Bak, tamam, evet, ben benim, de zaten onu benim söylüyorum. Benim söylediğim şey... Seçim odaklı, kısa süreli bir söylem değil. Üretirken... Bunun uzun vadeli geri dönüşlerini de hesaplaması hayır, gerekiyor şimdi, bir partinin. Bu beka söylemi, yani farklı düşünüyor olabiliriz ama ben bu beka söyleminin görevini ifa ettiği kanaati içerisindeyim. Çünkü hala %52 oy alabiliyorsanız ben bunu başarılı. Ben de Hasan Basri gibi düşünüyorum. İşlevini gördü, onun için şimdi ne oldu diye soruyorum. O orada işlevini gördü ve başarılı oldu. Beka söyleminin ötesinde yapılması gereken şeyler büyük şehirler için önemliydi. Biraz uzun uzun konuştuk. Yani mahalle mahalleye gezip orada her bir kişinin ikna edilmesi. Çünkü bunların zaten bu aşamaya geleceği belliydi. Yani işte İYİ Parti, HDP, Cumhuriyet Halk Partisi bir pozisyon aldığında zaten %48'e yakın bir oranı tutturuyorlar. Peki ama sen o beka partinin... söylemi şehirleri tutmaya yetmedi. Onun üzerine başka bir şey konması gerekiyordu. Beka söylemi şimdi beka söylemi şuradan düşün. Beka söylemi olmadığında AK Parti Cumhur İttifakı'nın oyları %40'lar civarında olsaydı o zaman işte biz bekayı ülkede ciddi anlamda konuşuyor olurduk. Yeniden bir erken seçim, anayasa değişikliği, referandum vesaire bir sürü şey Türkiye'yi böyle şeye sokacaktı. Yani bir gerginliğe, bir gerilime sokacaktı. Ve asıl kastedilen şey buydu. Bu bence senin öngörü. Ya ama bu hayır, seçim bu öncesi benim, de kullanılan argüman önmüyorum. Buydu işte. Evet, seçim öncesinde de zaten ama böyle... Ama olmadığını gördük. Hayır, olmadığını gördük. Çünkü AK Parti %52 civarında, Cumhur İttifakı %52 civarında bir oy aldı. Öyle olmadığını düşündüğümüz bütün halde... Bütün büyük şehirleri de mesela, kaybetti işte ama. Bütün büyük şehirleri kaybetti diye yapılan, değil mi, kurulan baskı diyor ki, bile beka, ciddi bir Cumhur tartışma %51 nokta küsur aldırdı. Büyük şeyleri aldırmadı. Onun için yapılması gereken şeyler başkadır. Orada oradaki eksikliğini tespit etmek. Evet, araya gidiyorum. Yine kısa bir ara vereceğiz. Biraz daha yolumuz var. Evet, mesajlarınızla gelmeye devam ediyor. Gerçek dünya da devam ediyor. Bu arada mesajlarınızda hayli sayıda programı öven mesajlar diyeyim var. Bunun için teşekkür ediyoruz. Okumuyorum çünkü yani kendi kendimizi övüyor olmak hani şey olmaz, şık olmaz ama arada görüyoruz, bakıyoruz, aramızda da konuşuyoruz. Teşekkür ediyoruz övgüleriniz için.
Yine bu arada bir şey, o ufacık şeyi paylaşırken şunu da ekleyerek paylaş. Çünkü şey sana hitaben. Şey dedin ya, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a atfen işte karınlarını doyursak da oy vermeler gibi bir şey söyledim. İzleyicilerin bir kısmı, birçoğu diyor ki bu sözüne bir kanıt göstermesi gerekiyor. Çünkü bu böyle bir söz var mı yok mu onu bilmiyoruz. Öyle bir kanıtı var mı? Çünkü bu şey diye yansıdı. Bir kulis bilgisi, kulis gibi bir şey diye. Sultan Gazi'de yaptığı bir konuşma sırasındaydı. Ben bulayım. Yansımıştı. Ama izleyiciler bunu soruyor. Bu konuda bir kanıt var mı? Hakikaten böyle bir sözü olup olmadığı konusunda. En azından bu konuda sen bir şey söylersen. Neye referansla paylaştığın konusunda. Soru soranlara bir katkı vermiş, adres vermiş olursun. Bir de bir şey dedin, bir katkı dedin. Bir ufak bir katkı da, şimdi Hasan Basri Adalet ve Kalkınma Partisi'nin oyundan bahsederken %51 diye. Aslında o Cumhur İttifakı'nın oyu. Yani o da öyle dedi. Hani MHP Cumhur oyları, evet dedi, MHP, dedi. Tabii, MHP oyları dahil. Dolayısıyla aslında MHP oylarını çıkartacak olursak elbette ki partideki net oy düşüşünü zaten görüyoruz. Geçmiş seçimleri kıyaslayacak olursak. Yok şimdi mesela onu tam öyle hesapladığın zaman başka bir şey çıkıyor. Mesela Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın her seferinde kendisi çıktığında aldığı oy oranı zaten %51, %52 civarında çıkıyor. Dolayısıyla orada bir geçişkenlik var, onu hep konuşuyoruz. O geçişkenlik çerçevesinde yani 4 yıl sonra tekrar aynı şartlarda seçime gittiğimizde demek ki Cumhurbaşkanı Erdoğan %51 civarında oyu alabiliyor. Veya şeyi düşünün mesela... MHP ile ittifak yapmadığı dönemde de yine aynı oy oranını çıkartabiliyordu Erdoğan. Ona ithafen söyledim ben. Bu arada Eren haberi buldum. 16 Mayıs 2019. Okuyayım istersen. Ya da sen oku. Yok sen bulursan sen oku. Dakika. Cumhurbaşkanı ve Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan hafta sonu İstanbul'da milletvekilleri, belediye başkanları ve teşkilatla yaptığı toplantıda 17 yıldır vatandaşa sayısız hizmetin götürüldüğünü ancak bunun artık oy getirmediğini söyledi. Artık mideye değil buraya başını işaret ederek bakacağız. Herkesin midesini doyurduk ama neticede durum böyle dediği belirten Erdoğan'ın karnını doyuruyoruz her türlü ihtiyacını karşılıyoruz yine de oy vermiyor dediği aktarıldı. Yani kim aktardı, referans ne, kaynağı ne konusunda bir tartışma var, sorular ama var. Ama bununla ilgili eğer söylediği şey, bayağı ciddi bir gazete haberleri söylediği var. Şey şu aslında. Orada, yani, perde arkasıyla ilgili bilgi var mı sende? Hayır, perde arkasıyla ilgili bilgi yok ama bu çok sık konuşulan bir şey. Yani sadece hizmet değil, aynı zamanda zihinlerin kazanılması, gençlerin kazanılması vesaire tartışması. Yeni şehirli seçmenin ihtiyaçları, beklentileri sadece şey değil. Yani sadece ekonomik meseleler değil. Bunun üstünde de üst yapı meseleleri vardır tartışması. Sürekli yani söylenen bir şey. Yanlış değil diyorsun. Yani bu tutulup bir yerden işte bu haliyle pejoratif bir şekilde kullanılıyor. Şimdi peki her oyun bu kadar ince hesaplandığı bir seçimde 23 Haziran seçiminde bir mesela çekilen adaylar var. Yani adayı göster, bu sefer adayı göstermeyen şey ve böyle işte TKP adayı işte 10.500'e yakın oyu vardı çekildiği böyle hı hı. Matematiksel hesaplar var işte DSP adayı, Demokrat Parti, BTP vesaire. Öbür taraftan da Saadet Partisi'nin adayı çekilmedi ama orada duruyor. Şimdi Hasan Basri Yalçın da söyledi, sen de söyledin, Ahmet de söyledi. Şu tespite herkes katılıyor. Bir tarafta iyi konsolide olmuş bir Millet İttifakı var yani taşları doğru oynadılar ve bütün potansiyellerini alabildiler deniyor. Buna sen de doğru katılıyorsun Hasan Basri. Buna herkes katılıyor. O anlamda Saadet Partisi'nin bir aday çıkartması ve bu adayın tutuluyor olması taktik stratejik açıdan nasıl bir hamle? Nasıl yorumluyorsunuz? Yani ben söyleyeyim mi? Yani ben söyle. Baştan beri iddiam buydu. Zaten Saadet Partisi'nin ilk planda aday çıkarmasının mantığı da buydu. Yani Saadet Partisi eğer aday çıkarmazsa Saadet Partisi seçmeninin yani AK Parti'den küskünlerin Saadet Partisi'ne oy verebileceği ama Cumhuriyet Halk Partisi adayına oy vermeyeceği. Dolayısıyla Saadet Partisi aday çıkardığında AK Parti'den oy kayışlarının Saadet'e doğru olacağı yönünde orada bir açık kapı bırakmak için böyle kurgulandığını düşünüyorum.
hala aynı sistem çerçevesi. Bu da işledi. Yani şimdi mesela Saadet Partisi adayını aday göstermese 110 bin civarında, 103 bin civarında, 108 bin civarında bir oy var. Bu oyların dağılımının nasıl olacağını tahmin edersiniz. Ben aşağı yukarı AK Parti'ye daha çok bir dağılım olacağını tahmin ederim. Dolayısıyla da benle beraber aynı tahmini yürütenler Saadet Partisi'nin adayının kalması gerektiği yönünde bir pozisyon alıyor. Şimdi böyle 10 bin, 10 bin, 20 bin, 20 bin oy hesabı yapılıyor da 1 milyon 700 bin sandığa gitmemiş seçmen, bunda 750 bine yakın sandığa gideceğinin varsayıldığı bir ortamda 10 binin, 20 binin, 30 binin hesaplanıyor olması şey midir? Yani bu hesaba girilmeli mi, yoksa artık 700 bin kişilik yeni bir seçmen, 750 bin kişilik yeni bir seçmen de bütün kartlar yeniden karıştı, yeniden dağıldı. Yok, hiç buraya bakmayalım. Her tek bir bunları, evet. Ayrıca bunlar çok önemli. İşte DSP'nin 30 bin oyu, tabii. Demokrat Parti'nin 27 mesela, bin oyu, TKP'nin 10 bin oyu. Zaten başka bir tartışma bunları var. Bunları topladığınız zaman çok ciddi bir rakam yapıyor. Dolayısıyla mesela başka bir tartışma var. Bayram tatilinin araya girmiş olması ve bayram tatilinden sonra dönmeyecekler. Yani bayram tatilinden İstanbul'a geri gelmeyecek kitleler var. Bunun da mesela hani %20 civarında AK Parti'nin garantili seçmeninin %20 civarında gelmeyeceği de tahmin ediliyor. Çünkü daha ziyade memlekete gidenler, yaş bakımından ileri yaşlarda olan insanlar memlekete gidip geri dönmeme ihtimalleri çok daha yüksek. Bu AK Parti için ciddi bir dezavantaj oluşturuyor aslında. Tabii yani o bizim diğer tarafta tatile giden dediğimiz kesim sonuçta daha fazla gelmesi bekleniyor. Tabii. Özellikle Ramazan tatilinden sonra zaten o tatil programı fix. Birçoğu beyaz yakalı olduğu için geri dönecek. Halbuki memlekete gidenlerin daha uzun kalacağı, hatta işte çoluk çocuk gidenlerin genelde eş ve çocukları memlekette bırakıp tek başlarına döneceği, hepsinin beraber dönmesinin maddi külfiyatı, maddi yükünden bahsediliyor. Dolayısıyla burada da Adalet ve Kalkınma Partisi dezavantajlı durumda. Bu nedenle de zaten son dönem bakacak olursak Binali Yıldırım sık sık memlekete gidenlerin geri gelmesi gerektiğini, oy vermesi gerektiğini sürekli tekrarlıyor. Bu arada o haber var ya, okuduğun haberle ilgili, hani bazı izleyiciler de söylüyor kaynağı. Ömer Çelik bununla ilgili zaten bir açıklama yapmış sözcü olarak daha öncesinde. İşte bunu birisi almış, yarım yamalak dışarıya çıkarmış. Ötekisi başka bir şeye çevirmiş. Daha sonra bir gazetede haber olmuş. Her zaman olduğu gibi CHP Genel Merkezi ve CHP Genel Başkanı'nın grup konuşması da gündem olmuş. Baştan aşağıya yalan dolan, esasıyla alakası olmayan, Cumhurbaşkanımızın üslubuna hiç uymayan, Cumhurbaşkanımızın üslubuyla alakası olmayan, bize yaptığı uyarılarla hiçbir alakası olmayan bir şey. Ne kadar hizmet götürürseniz götürün, ne kazandırırsanız kazandırın, vatandaşın gönlüne gideceksiniz uyarısıdır o ifadelerini kullandı diyor. Ya yani o onunla ilgili bir açıklama yapmış. İfade tam öyle değildi diye. Orası da bir açıklama yapmış ama Hasan Vasıl aslında diyor ki hani şu minvalde, şu kontekste söylenebilecek bir şey diyor. Buna benzer bir şeyi Antalya'da söyledi hatırlarsanız. Bu belediye seçimlerinde değil, daha önceki belediye seçimlerinde Menderes Türel ilk kaybettiğinde ve kimdi, Mustafa Akaydın mıydı? Mustafa Akaydın kazandı. Ya biz Antalya'ya acayip hizmet götürdük, buna rağmen nasıl kaybettik diye orada söylemişti. Ve bir sonraki seçim mesela Antalya tekrar kazanılmıştı. Ben onu anlatmaya çalışıyorum. Yani hem AK Parti'de hem de AK Parti karşıtlarında şöyle bir eğilim. Yani 17 yıldır bitmek tükenmez bilmez bir eğilim. Bir cisim yaklaşıyor eğilimi. Ya bundan daha doğal bir şey yok. İktidarı kaybedersiniz, Antalya'yı kaybedersiniz, geri alırsınız. Tekrar kaybeder, tekrar geri alırsınız. Bu siyasetin, demokratik siyasetin doğasında olan bir yandan da şu tartışılıyor. Ama kaybetmek ne demek? Tam da şu tartışılıyor şimdi. Çökmek. Şu psikolojiyi konuşalım mı biraz Ahmet? Olur. Yani diyor ya Hasan Basri Yalçın, yani iktidarı da kaybedersiniz, bir ili de kaybedersiniz, geri alırsınız. Demokrasi bu yani. Birileri sandıkla gelir gider böyle yürür. Ama bir yandan da haftalardır şu tartışılıyor. İşte İstanbul seçimlerinde uzun zaman sonra işte AK Parti kaybetti ama YSK'da iptal edildi. Olmadı yani işte. Daha iki hafta önce bunu tartışıyorduk ya burada, işte seçimle gitmiyorlar algısı. Hatta sen eleştirdin onu. Hani şimdi böyle bir algı oluşturmaya çalışıyor. Seçimle gitmiyorlar bak gördünüz mü algısı diye eleştirmiştin. Şimdi bir yandan ama bu tartışma hani şu çok tartışıldı. Eğer İstanbul'u işte kaybedildiğinde seçim iptal oluyorsa, Türkiye genelinde bir başarısızlık olursa ne olur acaba diye. Şimdi bunlar hep konuşuldu, hep tartışıldı. Yani sadece sosyal medyada değil, sosyal çevrenizde de konuşuluyor ve tartışılıyor. Ama şöyle bir sorun var. Sosyal medya bir dipsiz kuyu. Birisi oraya bir taş attığı zaman, hayır bak ne oluyor biliyor musun? Birisi oraya bir taş attığı zaman
O orada evriliyor, pişiyor. Sonra bak biz bunu burada konuşma ihtiyacı hissediyoruz değil mi? O yani zaman şöyle daha şey gerçek bir şey konuşalım. Kaçınılmaz olan gerçek bir şey konuşalım. Varsayımları değil. Yani bir isim yaklaşıyor Muğla hakkında bir şey değil. Çok daha net bir şey. Belli bir vadede Türkiye'de siyaseten aktör anlamında mesela Cumhurbaşkanı Erdoğan vurgusunu çok sık sen yaptın. Tabii. Erdoğan. Mutlaka ki belli bir vadede siyaset Cumhurbaşkanı Erdoğan'sız olacak. Zaten emekli olacak kaldı. Bir şey olacak. Bir dönemi kaldı falan olacak. Türkiye bu anlamıyla iktidarıyla muhalefetiyle, iş dünyasıyla bürokrasisiyle, işte siyaset yapanlarıyla, işte tuttuğu siyasetten kaynaklı atıyorum çıkarı olanlarıyla, davası olanlarıyla, her neyse muhalefetiyle iktidarla. Böylesi bir döneme, böylesi bir geçişe hazır mı? Böyle bir geçiş planı var mı? Şimdi onun üzerinden, onun belirleyiciliği üzerinden, yanında olmak ya da karşında olmak üzerinden bir siyaset düzeni yapılabiliyor. Şimdi zaten bu faktörün ortadan kalktığı ana, güne dair bir Türkiye tahayyülü var mı? İktidarın var mı? Muhalefetin var mı? Siyasetin var mı? Bürokrasinin var mı? Bence zaten bütün tartışma orada odaklanıyor. Yani ben ısrarla bunu sürekli söylüyorum. Bir gün öyle bir gün gelecek. Bizim Türkiye siyasetinin en büyük belirleyeni Erdoğan. Onun taraftarı veya karşıtı olmak üzerinde şekillenmeye başladı her şey. Yani şimdi şunu düşünün. Mesela biraz önce konuştuk. Millet İttifakı'nın bu anlamda daha sıkı sıkıya yapıştığını söylüyoruz. Niye böyle bir şey var? Çünkü ittifaklar böyledir. Bir öteki imgesi üzerinden kurulur. Yani HDP ile İYİ Parti'nin anlaşamadığı meseleler yok mu? Tonlarca mesele. İYİ Parti ile Cumhuriyet Halk Partisi'nin ama bu nedir? Erdoğan'ın belirleyici rolünün üzerinden şekillenen siyasetin bir sonucu. Ne oluyor? Şimdi temel mesele ne? Erdoğan siyasetin merkezinde öyle bir yer işgal ediyor ki onun siyasi hayatı son bulmadığı müddetçe diğer partiler kendileri için yaşam alanı bulamadıklarını düşünüyorlar. Dolayısıyla kendisiyle hiçbir şekilde alakası olmayan bir partiyle dahi İstanbul'u, Ankara'yı elde etmek, oradan bile yara açmak tek başına kıymetli hale geliyor. Bunun için bile birçok siyasi gündeminizi göz ardı edebilir hale geliyorsunuz. Bundan sonra ne olur? Yani Erdoğan sonrası ne olur diye eğer konuştuğumuz şey olsa Erdoğan sonrası ortalık çarşamba pazarına döner. Yani aslında o zaman bambaşka bir siyasi düzleme geçmiş olacağız. Son 3-4 dakika aslında bu bizim için şey olsun, yani virgül olsun. Haftaya da yine böyle toplanalım. Bizim bir konuşmaya ihtiyacımız var mı? Sonra yine konuklarımızı alırız. Ahmet'e soracağım ve Gülfem'e soracağım şu 2 dakika içerisinde. Yani o virgülü koymak açısından. Aslında yani bu bölüm bitiyor ama bir dahaki programda nereden başlayacağımızın işareti olsun diye. O da şu mesela Türkiye ittifakı böylesi bir şeyin işareti mi? Yani bir gün bir geçiş olacak. Öyle veya böyle olacak bir geçiş. Yani siyaset denkleminde Cumhurbaşkanı Erdoğan olmadığı bir Türkiye ve koşul olacak. Oraya geçiş için mi bir şey Türkiye İttifakı? Olabilirdi ama Türkiye İttifakı her şeyden çok siyaseti çok iyi bilen bir liderin kendi içerisinde başkalarının çizdiği planlar çerçevesinde pozisyon almanın ötesinde kendine bir derinlik yaratma ihtiyacı ve faydalı. Hakikaten bizim bu programda benim ilk defa kullandığım bir kavramdı o. Referans lider Erdoğan. Yani ona karşı veya onun yanında tanımlıyorsunuz kendinizi. Ama gelecek programa bir kışkırtıcı şey atalım sahiki bıraktın sen bende. Ben de onu söyleyeyim. Bana sorarsan Türkiye'de siyaset zaten geçen senenin başından beri diyeyim Erdoğan sonrası dönemi hazırlanıyor. Nasıl ve niçin o konuşulabilir. İkincisi Saadet Partisi ile ilgili fikrimi söyleyeyim. O noktada Hasan Basri ile aynı fikirde değilim. Saadet Partisi Türkiye'nin siyasi yelpazesinde kendi yerini korumaya çalışıyor. Ve bunda çok ciddi kendi içerisinde haklılık payı olduğunu gösterir. Veriyi paylaşayım. 103 bin oy almış Saadet Partisi son şeyde müstakil girdiği yerel seçimde. Bir önceki seçimde ittifak içerisinde aldığı oy 640.624. Şimdi bu Saadet zaten girmezse o seçime şeyi kaybedecek. Zemini kaybedecek. Bu yönde tercih yapıyor diye düşünüyorum ben Saadet.
ve açıkça da ayrışan bir söylemi var. Evet Gülfem. Senin de son cümleni alıyorum, son ifadeni alıyorum ve kapatıyorum. Ben de aynı şekilde düşünüyorum. Türkiye İttifakı'nın, ben de Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın siyaseti yeniden bir şekillendirme süreci içinde kurduğu bir strateji olarak görüyorum. Ayrıca önümüzde 4,5 yıl var ve ben siyaseten Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şu anda kendi siyasi iktidarını güçlendireceğini de düşünüyorum açıkçası bu süreç içinde. Bunu seçim olmayacağı için bu süreci bu şekilde kullanmak isteyecektir. Saadet Partisi'ne gelince de ben de Ahmet Han gibi düşünüyorum. Saadet Partisi kendi içerisinde var olan siyasi konjonktürdeki yerini korumaya çalışıyor. Ve şu anda o anlamda farklı bir açıdan da muhalefet yapıyor. Ve bu da yine siyasi yelpaze açısından önemli. Çok teşekkürler katıldığınız için. Haftaya da yine aynı ekip bir araya girip kaldığımız yerden devam edelim diye düşünüyoruz. Daha sonra konuklarımıza devam ederiz gelecek haftalarda. İyi bayramlar diliyoruz tabii ki. Önümüz bayram. Gerçek Fikrin ekibi olarak herkesin bayramını şimdiden kutluyoruz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Haftaya görüşmek üzere. Hepinize hoşçakalın. İyi bayramlar.